İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve ağırlıklı tabii bugün Euro 2024'teki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Tabii bugün Kurban Bayramı'nda ikinci günü, herkesin Kurban Bayramı'nı da bu vesileyle kutlamış olalım. Tabii birçok kişi fırsat bildi Kurban Bayramı tatilini ve tatil yerlerine akın etti. İstanbul'da kalan sayısı herhalde bir hayli az. Sabah da tabii trafik bizim açımızdan çok yoğun değildi. Dinleyici kitlemiz de biraz azalmış olması muhtemel bu dönemde. Bizde olanlarla tabii ki her zaman olduğu gibi yorumlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Euro 2024 başladı. Cuma günü Almanya-İskoçya maçıyla turnuva başladı ve şu ana kadar da toplamda 7 karşılaşma oynandı. Bilmiyorum beklentiniz neydi ama benim beklentimin üzerinde gollü karşılaşmalar izledik. Dün gerçi biraz daha yine az gole yaklaştı ama özellikle açılış karşılaşmasında Cuma günü Almanya'nın İskoçya'yı 5-1 mağlup etmesi, ardından Cumartesi günü yine 3-1'lik bir İsviçre galibiyeti, İspanya'nın 3-0'lık Hırvatistan galibiyeti ve İtalya-Arnavutluk maçının 2-1 bitmesi, hani İddia tabiriyle 2,5 gol üstü biten karşılaşmalar gördük ağırlıkla. Dün de 3 maç vardı haliyle. İlk maçta 16 seansta D grubunda Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada favori elbette Hollanda'ydı. Çünkü Polonya'da Robert Lewandowski de sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi. Hollanda'da dediğim gibi maça favori olarak çıktı ama zorlandı Hollanda maçı kazanırken. Adam Buksa'nın golü 16. dakikada duran toptan geldi. Polonya 1-0 öne geçmeyi başardı. 13 dakika sonrasında Cody Gakpo turnuvalarda aslında iyi işler yapıyor. Bir önceki turnuvada da adından söz ettirmişti. Onun golüyle Hollanda beraberliği yakaladı. Aslında çok daha fazla pozisyona girdi Hollanda. Memphis Depay'la da, Gakpo'yla da ama girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Polonya da çok tempolu bir oyun ortaya koydu. Aslında iki takım da keyifli bir karşılaşma sundular. Futbol severlere veren turnuvada en keyif aldığım maçlardan biri oldu. Ki Polonya'nın maçları genelde sıkıcı olur. Ya da son yıllarda en azından benim böyle dikkatimi çekiyordu Polonya ama bu maçta keyifli bir maç oldu ve oyunu değiştiren isim de skoru da Wout Weghorst oldu. Beşiktaş'tan tanıdığımız isim 81'de oyuna girdi. 83'te golünü atıp Hollanda'ya ilk maçta galibiyeti getirdi. C grubundaki iki maçta tabii en dikkat çeken maç Sırbistan-İngiltere karşılaşmasıydı. İngiltere turnuvanın şu anda en büyük favorisi konumunda. Sırplar da çok iyi bir kadroya sahipler. Mitrovic'i, Vlahovic'i, Milinkovic-Savic'i ki Dušan Tadić'i de kulübesindeydi. Savunma hattı kalecisi hem fizikli hem kaliteli bir takım. İngiltere karşısında da belli bir direnç ortaya koydular. Ama tabii Jude Bellingham'ın golüne de engel olamadılar. Bellingham bu sezon Real Madrid'de de çok iyi bir dönem geçirmişti. Milli takıma da aynı şekilde başlangıç yaptı. Hem golünü attı hem de oyun içinde çok istekli, coşkulu, tempolu gözüktü. İngiltere onun golüyle 1-0'a geçti. İlk yarıda, ikinci yarıda da sonuç değişmedi. Toplamda bu arada iki takım 11 şut gönderebildi rakip kaleye. Bu da 1980'den itibaren atılmış bir maçta en düşük şut olarak kayda geçmiş. Hani turnuva keyifli başladı demiştik ama İngiltere Sırbistan maçında şut anlamında izleyenler beklediklerini bulamadılar ama İngilizler beklendiği gibi kazanarak turnuvaya başladı. Gruptaki diğer maç Slovenya-Danimarka mücadelesi 1-1 eşitlikte sona erdi. Danimarka beklendiği gibi öne geçti. Üstünlüğünü de uzun süre korudu ama 77'de Janja'nın golüne engel olamadı. Savunmaya da çarpan top kaleciyi yanılttı ve Slovenler beraberliği buldu. İlk maçtan sürpriz bir puan almasını da
değildiler. Şu cumartesi günkü maçları da az önce aslında hızlıca söyledim. İspanya Hırvatistan'ı, İtalya'da beklendiği gibi Arnavutluğu mağlup etti. Tabii İtalyanlar mağlup ederken zorlandılar. Turnuva tarihinin en erken golüyle 1-0 geriye düştüler. Sonrasında hemen 2-1'i buldular ama ikinci yarıda o rahatlatacak gol gelmedi. Arnavutluk da son ana kadar puanı kovaladı ama başarılı olamadılar. Macaristan İsviçre'de de Macaristan pek gününde gözükmedi bu karşılaşmada. İlk yarıdan 2-0'ı buldu İsviçre ki ilk yarı biterken ikinci gol geldi. Çok güzel de bir gol ceza sahası dışından. İkinci yarıda 2-1'i bulsalar da son bölümde büyük bir hatayı değerlendirdi Embolo ve İsviçre kazanmayı başardı. Almanlar da dediğimiz gibi ilk maçtan hiç mi hiç zorlanmadılar. İki genciyle, Wirtz ve Muziala ile 2-0'a geçtiler dakika 19'da. Zaten kırmızı kart, penaltı golü derken ilk yarıdan karşılaşma sona erdi ve maçların genel özeti bu şekilde yapılabilir. Bugünün bülteni de söyleyeyim. 16'da E grubunda Romanya, Ukrayna ve 19'da Belçika, Slovakya maçları var. Saat 22'de ise D grubundaki diğer maç, Avusturya, Fransa karşılaşması oynanacak. Gecenin şüphesiz en iyi karşılaşması. Ligimizden de birkaç tabi haber konuşacağız. Transfer gündeminde Beşiktaş Gabriel Paulista'yı açıkladı. Trabzonspor'da eski oyuncusu Anthony Vakeme'nin transferini duyurdu. Milli takımı tabii konuşacağız. Salı günü ilk maçımız Gürcistan karşısında. Gürcistan'da Kvaratskhelia ile ilgili transferle alakalı bazı gelişmeler var. Milli takımda dediğim gibi sakatlıkla alakalı Montella'nın açıklamaları var. Hepsini program içerisinde değerlendireceğiz diyelim. Önce şarkı aramızı verelim, ardından reklam, sonrasında turnuvayı değerlendirmeye başlıyoruz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Renault Austral ile Kupa Günlüğü başlıyor. 7.17 saatlerimiz, Kupa'nın günlüğünü tutacağız. Bizde tabii 3 gün oldu biz Kupa günlüğü tutacağız ama tabii hafta sonu programımız yoktu. Cuma başladı turnuva, Almanya-İskoçya maçı ve ondan sonra da tam 7 maç izledik futbola. Doyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bir süre daha grup aşamasında böyle olacak. Günde büyük oranda 3 maç izleyeceğiz. İşte salı günü bir tek 2 maç. 16 seansında maç yok. 19'da bizim maçımız var. 22'deki grupta diğer maç var. Ama bu şekilde yarısı herhalde böyle geçecek. Yani Haziran ayı büyük oranda her gün 3 maç 2 maçla geçecek. Sonrasında tabii. Sonunda 4 maç. 4 maç yok mu? Gerçi 4 maç var tabii. Ama orada da ikişer maç aslında izleyeceğiz. Evet. Aynı saatte olacağı için gruptaki son karşılaşmalar. Orada da ikişer maçı her gün takip edeceğiz. Nasıl başladı Ali abi? Genel bir giriş yapalım. Tabii çok heyecanlıydı herkes. Futbol açısından en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Milli takımımız boy gösterecek turnuvada. Bir taraftan oyun oynanıyor. Hem şirket içinde hem Sanetik için bir oyun düzenledin. Bayağı her yönüyle heyecanlı, güzel başladı benim adıma. Evet, öncelikle herkese iyi bayramlar. Hem Radyo Spor hem de Saran ailesi olarak herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. İyi bayramlar diliyoruz sevdiklerinizle beraber. Güzel, keyifli bir bayram olsun. Bunun yanında vallahi genel anlamıyla bence çok çok iyi bir turnuva başlangıcı oldu. Sen açılışta söyledin. Mesela Almanya-İskoçya maçı açılış karşılaşmalarındaki en gollü, en farklı mücadele oldu. Hatta seninle burada açılış maçlarının skorlarını ben okumuştum. Hani son, evet, biz İtalya 3-0 kaybettik ama ondan önce hep böyle 1-1'ler, 1-0'la 2-1'ler vardı. Almanya çok üstün, çok iyi bir oyunla, belki de turnuvanın en tek taraflı maçıyla 5-1 kazandı. Ondan sonra da rüzgar ilk 4 maç devam etti. Biz de Esport'ta program yapıyoruz işte arada. Tabii turnuvayla ilgili istatistikleri de orada veriyoruz. Ben de merak ettim, acaba dedim hani Euro 2020'de, 2016'da, 2012'de ilk 4 maçta kaçar gol atılmış? Tesadüfen bu turnuvanın öncesindeki 3 turnuvada 9'ar gol atılmış sadece ilk 4 maçta. Bu turnuvada 16 gol atıldı ilk 4 karşılaşmada. O bile hani turnuva başlangıcının iyi olduğunu gösterdi. Bunun dışında çok genelleyerek konuşacağım ama hemen hemen her takımın şu ana kadar 7 maç oldu, 14 takım izledik. Belki bir iki takımı ayırabilirsin ama her takımın fiziki kalite ve tempo olarak bayağı yüksek seviyede olduğunu gördük. Bu biraz beni düşündürdü açıkçası.
Hani milli takım bu tempoya ayak sağlayabilir mi, sağlayamaz mı diye. Çünkü İskoçlar beklentilerin çok altında oynadı ama işte dün o hani ya Polonya'da çok sıkıcı takım dediğin Polonya bile belli oranda tempoyu yükseltebildi. O fizik gücünü ortaya koydu. Ben ondan etkilendim. Onun dışında bayağı hareketli oyuncular, hareketli ileri uçlar gördük. Öyle hani eli belinde tabiri caizse bekleyen bir oyuncu sahada hemen hemen yok. Hemen hemen tüm oyuncular hareketli. Bir esnek yapı gördük orada. O da hoşuma gitti benim. Mesela İspanya takımı yıllardan beri böyle o da sıkıcı olarak düşünülür. Ama İspanya maşallah Hırvatistan önünde çok çok iyi bir oyun ortaya koydu. Topa da daha sahip olmuşlar bu arada. Hırvatistan'a göre evet. Turnuvalarda onun da istatistiğini evet, 130 ben de... küsür maç sonra bir resmi karşılaşmada ilk kez İspanya milli takımı topa sahip olmalı rakibinin arkasında 136 kaldı. Maç. 136 maç. Sonra %47 ile oynamışlar Hırvatistan'ı 3-0 yenerken. Evet ama yani İspanya milli takımında da hani ileri uçtaki oyuncular, onların uyumu, merkezdeki etkinlik bayağı etkileyiciydi. Bence futbol kalitesi özür dilerim biraz sesimde problem var ama futbol kalitesi, tempo, gollerle beraber bence harika bir turnuva başlangıcı. Evet, büyük ölçüde öyle. Bireysel performanslar, bireysel yine goller, atılan bazı goller dikkat çekti. Mesela turnuvadan aklımda kalan gollerden biri Fabian Ruiz'in golü oldu. İspanya'da dar alanda attığı çalımlarla müthiş bir şut açısı yarattı kendine ve iğne deliğinden de şutu geçirip golünü attı Fabian Ruiz. Bu takımın aslında hani çok ön plana çıkarılan bir oyuncusu değil. Teknik direktör de zaten sonrasında onun hakkını verdi. Belki hani Gavi sağlıklı olsa Gavi Pedri ikilisini görecektik Rodri'nin önünde ama Fabian Ruiz'i orada tercih etti. O da acayip bir iş yaptı karşılaşmada. Bireysel olarak onu söyleyebiliriz. Onun haricinde benim dikkatimi çeken tabii üçlü oynayan da takımlar var. Yani sadece klasik üç stoper değil de mesela İtalya'nın yaptığı gibi İtalya dörtlü bir takım gözüküyor aslında dizi dişine baktığında ama hücuma çıkarken üçlü, sağ bekini Di Lorenzo sağ stoper yapıyor. Sol beki Di Marco'yu da sol kanat gibi kanat beki gibi. Hollanda'da yaptı. Hollanda'da Ake'yi sol bek gibi aslında konumluyordu kağıt üzerinde ama sol stoper oynadı. Dumfries sağ kanat gibi oynadı. Hı-hı. Solda da Cody Gakpo. Kanat beki kanat karışımı bir şey oynadı. Mesela bu taktiksel varyasyonlar da benim hoşuma gitti. Bir de düz üçlü oynayanlar da var. Yani Sırbistan gibi düz hani üç tane kapı gibi stoperle oynayan da var. Bayağı taktiksel anlamda da güzel detayların olduğu bir turnuva. Yani özellikle Dumfries gibi, Di Marco gibi iki tane kanat bekin olduğu zaman hani onları nasıl kullanacağın kağıt üzerindeki bir dörtlü savunmada herhalde tam olarak kitabına bu şekilde uydurulabilir. Bir tane oyuncu stoper menşeli ya da stoper oynayabilecek kapasitede öyle olduğu zaman yani oyun kurulumunda neredeyse Dumfries ile Di Marco'nun topla alakası yoktu. Öyle kendini ileri ve çizgiye attılar ki bildiğin kanat oyuncusu gibi orada top beklediler ki dün mesela Hollanda maçı dündü değil mi? Dündü. Şimdi 7 İlk tane 16. maç olunca evet biraz karıştırabiliriz. Erken saatteydi. Dün mesela Dumfries ilk yarıda pek etkili olmasa da ikinci yarıda oyuna etkinliğini koydu. O yüzden de hani teknik adamların böyle oyuncuları bu şekilde değerlendirmesi tabii bizim ligdeki çoğu teknik adama da bir fikir verir. Eğer öyle bir kanat oyuncun varsa bu şekilde de kullanabilirsin. Yani bizim milli takım biraz daha farklı. Montella'nın ki gibi kullanan oyuncu grubunu kullanan bir teknik direktör var mı? Hani göreceğiz tabii ki turnuvadaki oyunu da. Mesela İtalya'yla biz oynarken İtalyanlar böyle oynamadı sanıyorum ki. Yani klasik bir dörtlü hat. Ben klasik... izlemediğim için o maçı da izlemedim. Yani bilmiyorum ben Polonya maçı izledim. Onun hazırlığı gibi değildi. İtalyanlar Euro 2020'yi kazanırken 2021'deki turnuvada da benzer şekilde oynuyorlardı. Hafta sonu birinde bu tweet'i de gördüm. Di Lorenzo yine o karşılaşmalarda sağ bek ama sağ stoper. Bu sefer Di Marco'nun yerinde de turnuvaya damga vuran Spinazzola. Temposuyla ki sonrasında çok ciddi bir sakatlık geçirip yarı final finalde galiba oynayamamıştı. Benzer düzenle oynamıştı İtalyanlar orada da. İtalyanlar Arnavutlardan golü yedikten sonra herhalde turnuvanın Almanya ile beraber en iyi 20-25 dakikasını oynadı dönene kadar. Ama ikinci yarıda oyunları dramatik bir şekilde düştü. İlk yarıda 16
düzeltiyorum. Maç boyunca 16 şutu vardı İtalyanların. İlk yarıda 11 şut çektiler. İkinci yarıda 5 şut, tek isabet ve 0.20 gol beklentisi. Yani ikinci yarıda İtalya'dan tabii daha fazla beklenen skor avantajını almışken biraz daha fazla yumruk sallamasıydı Arnavut takımı karşısında. Ama İtalya'nın o golü yedikten sonra verdiği tepki, oynadığı oyun gücünü gösterdi. Çok etkili bir orta sahaları var. Frassetti, Barella ve Jorginho. Ama bununla beraber herhalde İtalya'da Verratti nerede diye merak ettin mi? Çünkü İtalya deyince mesela İtalya'da bir yıldız eksikliği var. Ben de merak ettim, hani Marco Verratti futbolu da bırakmış değil. Nerede olduğunu hatırlıyor musun Verratti'nin? Katar'da. Katar'a gitti. Aynen, oynamış da bayağı hani Katar'da kulüp takımında. Sezonu biraz erken bitirmişler ama mesela onu görmemek, hani etkili orta saha dediğin için aklıma geldi. Mesela Verratti de yoktu, bu normalde olabilirdi. Evet. Tercih etmedi. Olabilirdi. Değişik evet. Tercihler yani. Ne bileyim, İngiltere'deki Grealish'in olmaması, Goretzka'yı tercih etmemesi sakatlara rağmen. Hani... Ya mesela Barella 3500 dakika oynamış bu sezon Inter'de. Tüm şeylerde, tüm turnuvalarda. Frassetti 1500 dakika oynamış. Fratesi 1500 dakika oynamış sadece. O yedekti tabii Inter'de. Ve 42 maça çıkmış. 1500 dakika çok az. 42 maçta 8 gol 7 asist yapmış. Yani bayağı gole katkı veren bir oyuncu. Çok hareketli bir oyuncu. Ben acayip beğeniyorum ben de Fratesi. Bayağı onu izlemek de keyifli. Fakat işte orada belirleyici olan Chiesa, Scamacca ve Pellegrini'nin performansları. Şimdi yani Chiesa, Scamacca ve Pellegrini dediğin zaman böyle seni çok korkutan bir üçlü değil açıkçası. Chiesa zaten dengesiz bir oyuncu. Yani bir iyi bir kötü. Onun paketinden ne çıkacağını çok fazla bilemiyorsun. Scamacca iyi bir sezon geçirdi. Fakat onun da iyi toplar alması lazım. Pellegrini de hani belli bir kalitesi var ama böyle takımı ben sırtlayıp alabilecek bir oyuncu olarak görmüyorum. Fakat diğer tarafta hani direkt rakiplerine baktığı zaman İtalya'nın, İspanya'nın mesela ileri üçlüsü ve bir tık gerisi ki artı yedekleri. Yani şimdi İspanya'da Olmo kenarda. Yani kenardan öyle bir oyuncu girebiliyor. İtalya'da pek öyle bir şey yok. Alternatifin yok. Yani Williams'la Yamal oynadı. İkisi de müthiş hareketli. Çok iyi işler yaptılar. Yani onlardan beklediklerinle Pellegrini, Chiesa'dan beklediklerin arasında ya da verebilecekler arasında fark gözüküyor. Yani Almanya'da Florian Wirtz, Musiala çok çok iyi oynadılar. Onun yanında Almanya'da Füllkrug girdi. İki tane gol attı. Bir tanesi sayılmadı. Yani Almanya'nın da santraforu, santraforları, işte Havertz de iyi sezonun en azından gol attı, devam ettirdi. Yani Almanya'ya baktığın zaman da ileri ucu daha tehlikeli gözüküyor. Hollanda'da Memphis Depay çok hani, hareketli, yani çok geriye geliyor, klasik bir santrafor gibi oynamadı dünkü ama, maçta da. Yani, gol vuruşları, tercihleri saç baş yolduracak cinstendi dün. Evet. Yani Weghorst ilk topa dokunuşunda santraforun nasıl olması gerektiğini gösterdi. Bir de mümkünse o saç bandından kurtulsun. Yani tenis oynamıyoruz 1980'lerde. NBA vari gibi geldi bana. Iverson böyle. Alan Iverson izliyormuş gibi. Bana 1980'lerin tenisi gibi geldi. Ama daha çok tabii saç şeyi sebebiyle NBA gibi gözüküyor. Ama bayağı da spikerin dediğine göre Hollanda'da satışlar artmış o saç bandı. Artar tabii hani. Gençler alır falan filan da ben eski toprak ve eski kafa olduğum için. Tamam. Eski babam gibisin şu anda. Öyle görünce bu ne dedim ya, Allah'ını seversen önce bir gol at ondan sonra tak bantını falan, hemen böyle bir. Abi sen çok yaşlandın. Aynen, yaşlandım onun gibi bir şey yaptım. Takılmak. Ama hani Gakpo mesela dün bence beklentilerin üstünde hareketliydi. Gakpo'ydu. Ako. O da iyi. Ake herhalde turnuvanın bence bireysel anlamda en iyi performansını gösterdi. O yine sakatlandı mı çıkarken oyundan? Onun da bir hani sürekli bir sakatlanma potansiyeli olduğunu hissediyorum. Yani dünkü maçta da çok rahat değildi çıktığında. 87'de yerini Van de Ven'e bıraktı ama böyle surat ifadesi istedi. Çünkü birkaç maçını izledim sonra doğru hep sakatlık yaşayıp oyundan fark etmedim. Kenara aldım. Ama hani özetlemek gerekirse deminki konuyu, yani İtalya iyi takım fakat ileri ucu direkt rakiplerine göre sanki bir tık geride gibi gözüküyor. O yüzden Chiesa ve Pellegrini performansları onların nereye kadar gidebileceğini belirleyecek. Ben büyüklerin hepsinin beklentilerin üzerinde
iyi olduğunu düşünüyorum. Yani herkes bir şey gösterdi. İspanya mesela çok böyle yüksek perdeden favori olarak gözükmüyordu. İspanya çok iyi. İspanya ben favoriyim dedirtti. Evet, oyun ortaya koydu. İtalya beklentilerin üzerinde oynadı. Almanya bence beklentilerin çok çok üzerinde oynadı. Fransa'yı daha görmedik. Portekiz'i göreceğiz. İngiltere belki burada en beklentiyle gördüğümüz arasında. İngiltere için yani aslında Southgate'in takımı genelde böyle oynuyor. Yorumları yapılabilir. Genelde savunmada sağlam durup çok fazla pozisyon vermeden attıkları bir iki golle kupalarda ilerliyorlardı. Ama tabii beklenti çok daha büyük şimdi. Yani Bellingham, ondan sonra Saka, diğer tarafta Foden, ileride Kane olunca doğal olarak tabii şimdi böyle bir dörtlü uyum içerisinde olduğu zaman turnuvanın en iyi dörtlerinden bir tanesi. Onlar da bizim gibi John Stones'un yanındaki oyuncu artı Declan Rice'in yanındaki oyuncu büyük bir soru işaretiydi. Dün Trent Alexander-Arnold'u kullandı. O da çok büyük bir hata yaptı ilk yarıda. Mitrovic topu aldı, şut çekti. Hani orada gole sebebiyet veren bir hata yapabilirdi Arnold. Genelde de maçın pek iyi değildi. Ondan sonra Gallagher'ı soktu maçın ikinci bölümünde. Aynı pozisyona direkt olarak. Gallagher tabii biraz daha sert, biraz daha rakibe yakın oynayan bir oyuncu. İngiltere açısından da hani geriye doğru gittikçe problem oluyormuş gibi ya da olacak gibi bir görüntü var. Fakat İngiltere'nin de hani eğer ileri uç oyuncuları günündeyse sanki yediğinden fazlasını atabilecek de bir açıkçası hücum gücü var demek bence çok yanlış olmaz. Evet, Jude Bellingham dün hani Kane'in arkasında oynadı. Biraz daha fazla geriye geldi Real Madrid'deki görevine göre ama dün ben çok beğendim. Ben ilk yarı izledim. İkinci yarı izlemedim. İlk yarıda müthişti. Yani çok hareketli, fizik olarak çok özgüvenli. Sağa gidiyor, sola gidiyor, topla buluşuyor. Yani acayip beğendim. Bir tane savunmadan çıkardığı top nasıldı? Evet, oraya da gidiyor. Gördün mü? Acayip top. Golde topu yine atağa başlatan, sağ tarafa aktaran, oradan koşuya devam eden, ceza sahasına giren de yine Jude Bellingham'dı. Dans Kane'i biraz bozdu mu? Yoksa Kane gününde mi değildi? Kane pek yoktu sanki ortada. Kane ilk yarıda iki defa mı ne topla buluştu? Herhalde. Sayı olarak hani şey... Galiba öyle bir şey. Öyle bir istatistik okudum. Ben de hatırlamıyorum Kane'i ilk yarıda. Felaket bir günündeydi Harry Kane. İkinci yarıda tabii çok güzel bir kafa vuruşu. Önce kaleci, sonra direkten oyunun alanına geri döndü. Golü de atabilirdi Harry Kane. Çok kötü önünde bir karşılaşmadı ama hani Harry Kane'den ne beklersin? Biraz daha merkeze gelmesi, pas istasyonu olması, hani merkeze geldiğinde en azından bir iki şut denemesi, Saka'yı, Foden'ı kaçırabileceği, hatta onun boşalttığı alana Bellingham'ın koşularla girebileceği şeyi beklersin. Ama hiçbirini Harry Kane'den dün göremedik. Yine Harry Kane'le ilgili bir yorum okudum. Harry Kane'in belinde bir problem var. Ondan sonra o yüzden böyle pek istenilen seviyede değil diye yorum yapılmış. O da ne kadar doğru bilmiyorum ama Harry Kane'in tabii performansı da İngiltere için belirleyici olacak. Yani orada da bazı oyuncuların fedakarlık yapması evet çok tutuluyor ama takıma da zarar veriyorsan da yerine daha hazır mesela yedekte hani Watkins'e Ivan Toni var. Evet. İki santrfor. Bir de çıkarmadı da mesela. Evet. Toni ile Watkins de oyuna girmedi. Harry Kane de maçı 90 dakika tamamlamış. Foden da yine tamamlayan isimlerden birisi. Bunu da hesap etmek lazım. Bizde de şimdi birazdan konuşuruz. Sakat ya da sakatlıktan dönen oyuncular var ama tam olarak hazırlar mı? Risk etmek gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Onu da konuşuruz diyelim. Bir ara verelim. Bir açılış yaptık Euro 2024'te alakalı. Aradan sonra yine devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Yine 40 saatlerimiz Euro 2024'teki karşılaşmaları konuşuyorduk. Aklımızda kalanları tabii konuşuyoruz. Çok maç maç hani detay detay belki gitmedik ama akılda kalan tabii birçok şey oldu bu 7 maç sonunda. Bireysel performansı olarak tabii her maçta herhalde futbol severlerin dikkatini çeken isimler olmuştur her takımdan. Olumlu veya olumsuz anlamda. Sondan başlayacak olursam Polonya-Hollanda karşılaşması. Ben Hollanda'da Reinders'i orta sahada çok beğendim. Milan'da da izlediğimde en etkilendiğim oyunculardan birisi. Reinders'ti bu karşılaşmada da ki Hollanda'nın orta sahası da turma başlamadan bir hayli zayıfladı. Kop Meiners ve Frenkie de Jong'un sakatlıkları. Yani sakat olmasa direkt oynayacak isimler. Kop Meiners işte Atalanta'da çok iyi sezon geçirdi. Juventus'a transferi konuşuluyor. Frenkie de Jong'u zaten söylemeye gerek yok. Bir de Reinders ile birlikte acayip bir bütün oluşturabilirlerdi ve turnuvanın da yani
çok konuşulmadı belki Hollanda ama favorilerinden birisi de olabilirdi. Çünkü her bölgesi bence çok iyi Hollanda'nın. Yani stoper bölgesi zaten Van Dijk, De Vrij. Yedeklerinde De Ligt ve Van de Ven var. Yedekleri bile çok iyi. İşte Ake'yi söyledik. Sağda Frimpong'a yer açamadı. Evet. Kuman. Yani çünkü orada ya Dumfries'i kullanacaksın ya Frimpong'u. Ya da Frimpong'u önde kullanacaksın ama bu sefer Xavi Simons yedek mi kalacak? O da Leipzig'te çok iyi bir sezon geçirdi, Paris Saint-Germain oyuncusu. Solda Gakpo, takımın değişilmezlerinden birisi. Memphis de sen aynı şekilde. Yani Hollanda'da aslında taş gibi takım ama işte merkezi biraz sıkıntı yaşayınca turnuvada da biraz zorlanacaklar gibi gözüküyor. Ama Reinders hani bireysel olarak orada ben ön plana çıkarabilirim. Polonya'da da Szymański, Fenerbahçe'den tanıdığımız, maça hani sürpriz demek lazım mı bilmiyorum ama yani sürpriz şekilde diyeyim. İlk 11'de başladı. Fakat teknik direktörü ilk yarı bitiminde onu çıkardı ve modeli aldı. Ben sakatlıkla ilgili bir şey okumadım sonrasında. Tercihen herhalde Szymański'yi çıkardı, modeli aldı. Hani Szymański açısından pek iyi bir başlangıç olmadı. Fenerbahçe açısından da keza aynı şekilde iyi bir fırsat gelmişti. Lewandowski yok. İşte Świderski yedekten oyuna girmek durumunda kaldı. Orta sahada bir fırsat yakaladı Szymański ama iyi değerlendiremedi. Turnuvanın bundan sonraki bölümünde de büyük bir sakatlık falan ya da ceza olmazsa herhalde yedek kulübesinde başlar diye düşünüyorum. Onu söyleyebilirim bu karşılaşmayla alakalı olarak. Dün mesela Polonya teknik direktörünün de ilk yarı bitiminde ve hani 55 civarı yaptığı değişikliklerle beraber oyunu da değiştirebildiğini gördük. O da güzeldi Polonya. Evet, çok erken hamleler yaptı ama etki etti dediğin gibi oyuna. Diğer maç Slovenya-Danimarka, burada da Eriksen hikayesi yazıldı. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndaki daha dün gibi ama 3 yıl geçmiş üzerinden Eriksen herkesi korkutmuştu. Bir kalp krizi geçirmişti. Hayata tutundu, futbola tutundu. Hala üst seviyede futbol oynuyor ve Danimarka'nın da kaptanı ve 10 numarası. Dün de çok basit bir organizasyonla taçtan tek pasta golü buldu Danimarka. Hatta ikinci yarıda yine Eriksen de taçtan yine pozisyon buldu. Benzer şekilde o vuruş daha çok daha kötüydü. Çok daha dar bir açıydı ama hani Slovenlerin de iki taç atışından böyle pozisyon vermesi de olacak iş değil bu seviyelerde. Ama dün Eriksen dediğim gibi Danimarka'da ön plana çıkan isim oldu. Ya sana ne kadar basit gözüküyor değil mi? Çok basit hani bir taç, çok bir basit dokunuş. Ama işte yani futbol hem uzun bir oyun süre olarak 90 dakika hem de çok geniş bir alanda oynanıyor. Belki herkes çok fazla şekilde konsantrasyon kelimesini kullanıyor ama işte oyuncuların da konsantrasyonu o uzun dakikalar boyunca o eforla beraber hep aynı seviyede kalmıyor. Dolayısıyla hani bunu bu hatayı nasıl yapar diye düşünüyorsun ya da bu hani organizasyonu nasıl engelleyemez diye düşünüyorsun bir ulusal takım ama gördüğün gibi hani çok rahat bir şekilde o pozisyonu verebiliyorlar. O yüzden de konsantrasyon kelimesi biraz fazla anlamını yitirse de sporda, futbolda da özellikle savunma işin savunma tarafında çok çok önemli. Çok fazla duran top golü oldu. Dikkat edersen. Evet. Polonya attı. Şimdi aklıma mesela Hollanda yediği son 3 golü bu şekilde kornerden yemiş. Ve Hollanda'nın savunmacılarına bak. Acayip ya, zaten Buxa vururken de etrafında 4-5 Hollandalı var da bir tek Buxa burada, top ona gelmiş yani. Çok iyi ama bir savunma var ama olmadı. Attılar o golü. Aynen. Mesela ikinci yarıda topla çıkarken Van Dijk bir tane hata yaptı, hatırla. Pası rakibi attı, ondan sonra atak yediler. Yani bunlar oluyor. Benim de aklıma o geldi sen konuşurken. Şimdi bir de hani böyle laf lafı açıyor turnuvayla alakalı olarak. Danimarka dedik, Eriksen'den girdik. Danimarka'da iki uzun forvetle, center forla oynamayı tercih etti. Wind ve Højlund, nispeten de genç oyuncular kullandı Danimarka teknik direktörü Kasper Juhlmann. Diğer tarafta Slovenler de aynı maçta Šeško Sporar ikilisini kullandılar. Çift forvet kullananlar da var. Dün Sırbistan'ı yine gördük. Vlahovic, Mitrovic gibi böyle kalıplı uzun oyuncular kullanıldı. Hani dediğim gibi taktiksel anlamda farklı farklı denemeler var. Mesela Slovenler çift forveti dörtlü bir savunma hattıyla kullanırken işte Danimarka ve Sırbistan üçlü bir savunma hattı ve çift forveti kullanmayı tercih ettiler. Biz biraz daha Slovenlere yakınız bence 4-4-2 gibi dizilip ama Slovenler gibi net santrforlar kullanmak yerine daha forvet karakterli isimleri yan yana kullanmayı tercih ediyoruz.
Yani her takımın tercihi, dengesi farklı gözüküyor. Avantaj sağlayan var, pek sağlayamayan var. Dün mesela Danimarka takımında Wind'i beğendin mi? Ben hiç beğenmedim mesela. Yani öyle beğenecek bir şey olmadı. Höylund'la pek uyumlu gözükmediler. Höylund'u da çok beğenemedim. Höylund da pek iyi mesela değildi. Zaten Danimarka takımının bence tek golde kalmasının sebebi de buydu. Bu iki takım eleme grubundan beraber el ele kol kola çıkmışlardı. Aynı eleme grubundalardı. Slovenya ve Danimarka. İki karşılaşmada Danimarka 2-1 kazanıp bir mücadeleyi, diğer karşılaşmada 1-1 bitmişti. Ben merak ettim o karşılaşmalar nasıl geçmiş diye. 180 dakikada Slovenlerin Danimarka kalesine attığı isabetli şut sayısı 3'müş o karşılaşmada. Ve 2 gol çıkarmışlar o mücadelelerden. Bu kez de 2 isabetli şutları var karşılaşma boyunca. Aslında Slovenler hücum anlamında birkaç pozisyon buldular. Mesela ilk yarıda Şeşko'nun şutu vardı, müthiş bir şut. Golden önce direğe çarpan şut yine olağanüstü bir şuttu Şeşko adına. Orada şanssızlık yaşadılar ama attıkları golde de şans onların yanındaydı çarpıp girince. Biraz sanki futbolun adaleti dengelemiş gibi oldu. Fakat Sloven takımı da genel hatlarıyla, mesela bu karşılaşmada Danimarka daha favori olan takımdı. Ama Slovenler de tehlikeli olabileceğini bence gösterdiler. Hani gruptan çıkarlar çıkmazlar çok kolay değil. Fakat bence yani Danimarka bir tık beklentilerin altında. Slovenler de bir tık beklentilerin üzerindeydi bence dün. Peki sende şey oluyor mu? Mesela Slovenya-Danimarka maçını izlerken ben Slovenya'daki birçok oyuncuyu tanımıyorum. Evet. Tanımadığım oyuncuları izlemek de pozisyonlarına hakim olmak zorlanıyorum maçı takip etmekte. Şimdi Sloven takımına baktığımda hani ileri ucunu tabii biliyorum. Şeşko ile Sporar'ı. Mesela savunmada kaleci Oblak'ı zaten bilmemek mümkün değil. Biol mesela, o da iyi bir oyuncuymuş. Spiker arkadaşımız söyleyince baktım. Onu da tanımıyordum. Udinese forması giyen bir isimmiş ama hani sol kanadı Mlakar, Elinik, Çerin, Stojanovic, Karniçkiç, hani ismini telaffuz etmekte bile zorlandığım oyuncular. Benim böyle konsantrasyonumu etkiliyor bu tarz takımlar. Sende oluyor mu öyle bir şey? Ben de konsantrasyonumu etkilemiyor da merak ediyorum. Bakıyorum bu adam kim diye. Benim de sonuçta herkesi tanıyorum dersem yalan söylemiş olurum. Benim de tanımadığım bir sürü oyuncu var. Ben de bakıyorum ama aklımda kalmıyor hemen böyle. Biraz tabii zaman gerekiyor. Tabii de biraz hani sahada da bir şey göstermesi gerekiyor oyuncunun. Ya da oyuncuya bakıyorum. Mesela benim aklımda daha önceden oynadığı takım kalmış. Ondan sonra o takım mazide. Yani adamın çocukluk takımı neredeyse. Ondan sonra kariyeri çok değişmiş. Ona bakıyorum. Son dönemde ne yaptığına bakıyorum. Böyle olduğu zaman benim daha çok ilgimi çekiyor. Yani maçtan kopmak yerine bu kim ne yapıyor ne diyor diye ona bakıyorum. O yüzden öyle beni çok etkilemedi açıkçası. Cumartesi gününe geçiş yaparsak orada da tabii Hırvatistan'ın ben mesela oynadığımız oyunda şu an Hırvatistan grup lideri olur diye bir tahminde bulunmuştum ama daha ilk baştan geçmiş olsun İspanya 3-0 kazanınca böyle bir ihtimal hani matematiksel olarak devam etmekle birlikte pek karşılığı olmayacak gibi gözüküyor. Hırvatlar benim adıma büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani oyunu bir tür yani soğutup 0-0'a bağlayıp bir şekilde bir gol acaba araya sıkıştırabilir mi diye düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. İlk yarıdan İspanyollar üst üste golleri buldular ki goller de hani özellikle Morata'nın attığı ilk gol çok basit gözüken bir gol. Hani topu kapıyorlar, bir anda savunma arkasının hareketleniyor ve Morata basit bir şekilde golü atıyor. İkinci gol Fabian Ruiz'in az önce konuştuk olağanüstü bir gol. Yani turnuvanın bence en iyi gollerinden birisi. Diğer gol Carvalho'nun golü Duran topla geldi. Hırvatlar ilk yarıdan direkt zaten maçı verdiler. Benim adıma dediğim gibi hayal kırıklığı oldu Hırvatistan. Hırvatlar da savunmada Gvardiol'u bir tarafa ayırırsan diğer oyuncuların seviyesi ve yapabilecekleri sayılı. Daha doğrusu şey yapılır yani tartışılır. Onun dışında bence ileri uç için de aynı şey söylenebilir. Merkeze baktığın zaman merkez evet tatlı bir merkez ama sanki artık biraz geçmiş bir merkez. Dolayısıyla hani ben Hırvatların kadrosuna bakınca bu kadro İspanya ya da İtalya önünde çok iyi işler yapar pek dedirtmedi bana. Dediğim gibi hani merkez işte Modric, Brozovic, Kovacic
güzel, keyifli gözüküyor da hani onlar da kaç turnuva oynayacak ya da kaç turnuvada ne kadar iyi performans gösterecek. Fakat hem ileri uç hem de işin geri tarafı biraz sıkıntılı Hırvatlarda. O yüzden de pek bir şey beklememek gerekiyor bence Hırvat takımından. Guardiola sol bek oynattı. City'de Guardiola'nın yaptığı gibi. Stoper'de Şutalo ve Pongracic'i oynattı. Onlar da aslında topu oyuna sokarken çok özgüvenli gözüktüler. Bayağı çalım balım denediler. Hata da yaptılar ama o özgüven hoşuma gitti. Şutalo da Ajax oyuncusu. Ahmetcan Kaplan'ın takım arkadaşı. Ama çok işte potansiyelli. Ama işte Carvalho'nun attığı golde yani iki tane stoperin o şekilde uyumaması gerekiyor yani. Evet, hatalar var. Ama hani Stanisic sağ bekte, Leverkusen'le iyi bir sezon geçirdi. Bayern Münih oyuncusu. Bayern Münih hatta galiba sözleşmesini yenilemiş turnuva içerisinde. Onu da takımda tutacaklar. Kaleci Livakovic mesela ilk gol, ikinci gol acaba hani ekstra bir şeyler yapabilir miydi? Bir kurtarışı var yine güzel yaptı Livakovic'in ama hani gollerde mesela İspanyol'da bir sıfırdan sonra pozisyonlara girdiler, hatırla. Guardiola'nın pozisyonu var bir tane. Bir pozisyon daha var yine girdikleri. Fakat hani gol atsalar dahi daha fazlasını yiyecekler gibi gözüküyordu karşılaşmada. Hani ikinci yarıda da işte gene pozisyonlar buldular. Bir tane penaltı kazandılar. O olmadı. Ama ne olursa olsun yani Hırvat takımı bir tane gol atsa iki tane yiyebilir. İki tane gol atsa üç tane yiyebilirdi İspanyollardan. Şimdi gruptaki diğer maç İtalya Arnavutluk. Genelde İtalya üzerinden okuduk. Arnavutluk cephesinde de tabii turnuvanın tarihinin en erken golü Bayrami ile geldi. Di Marco'nun taçta çok çok büyük bir hatası, asisti. Bayrami de bunu çok iyi değerlendirdi. Arnavutları sürpriz şekilde maçta öne geçirdi. Tabii Arnavutluk'ta Süper Lig'den de tanıdığımız isimlerin oynamasını ilk etapta bekliyorduk ama yedek kulübesinden oyuna girdiler. Ray Manay onlardan birisi ki 77'de oyuna girdi. Broha'nın yerine 87'de de Ernest Mucci yine oyuna dahil oldu. Ana rotasyonda teknik direktörü onları şu aşamada düşünmüyor. Zor. Broha hani Premier Lig patentli bir oyuncu. Chelsea altyapısından çıktı. O yüzden onu tercih ediyor. Güçlü de bir oyuncu ama çok etkili olamadı bu karşılaşmada. Manay girdikten sonra çok net bir gol pozisyonuna girdi sağ çaprazdan. Onu değerlendirse çok daha farklı olabilirdi işler. Olmadı. Mucci girdikten sonra hani çok ekstra değerlendirebileceğimiz bir şey kaldı mı aklında ama hani 87'de girdi zaten. Ama hani kanat rotasyonlarına baktığımda Mucci de oynayabilirmiş dedirtti. Yani illa merkezde değil de Mucci'yi çünkü Beşiktaş'ta kanatta da sağ kanatta da sol kanatta da izlemiştik. Bazen teknik direktörler böyle tercihler yapıyor. İşte Kevin Trippier mesela normalde bir sağ bek ama yani İngiltere'deki sol bek sıkıntısından dolayı sol bekte kullanıyor. Acaba Mucci'yi de böyle yapabilir mi diye düşündürttü maçı izlerken. Ama tercih etmedi Arnavutluk hocası. Silvinho da kenarda çok hareketli. Futbolcundaki gibi, pire gibi yani kenarda da. Bayağı hakemle diyalog kurarken, futbolcularla diyalog kurarken görüntülendi. Bir sürpriz yapar mı Arnavutlar bundan sonra grupta? Ancak üçüncülük için herhalde Hırvatistan'la çekişirler. Dünya sıralamasında 66. basamakta Arnavutluk. Turnuvaya katılan 24 ülke arasında dünya sıralamasında en aşağıda olan ekip Arnavutluk. Tabii harika bir taraftarları vardı İtalya karşısında. Bayağı bir maça damga vurdular. Fakat tabii sadece hani motive olmak ya da taraftarın gücü takımı bir yere kadar itebiliyor. Ortaya bir şey koymanız lazım. Özellikle ilk yarıda golü attıklarında benim aklıma Mert Elam geldi. Erken buldular dedim golü. Evet, sıkıntı yaşandı. Biraz fazla erken buldular. Çok. Hatta turnuva tarihine geçecek kadar erken buldular golü. Ondan sonraki o zaten az önce bahsettiğimiz sekans, İtalya hani 2-1 buldu. Çok rahat 3-1 4-1 de bulabilirlerdi o bölümde. O bölüm işte zaten biraz Arnavutluk'la alakalı fikir veriyor. Bir de grup çok da onların baş edebileceği bir grup değil. Biraz şanssız bir kura çektiler. Şimdi bu İtalya takımından daha iyi gözüken İspanya'yla oynayacaklar. Ondan sonra bir de Hırvat maçları var. Şimdi Hırvatlar bir kere çok farklı mağlup olduğu için İspanya'ya bir galibiyet, eksi 3 avaraj. O eksi 3 avarajı biraz düzeltmeleri lazım. Yani 3 puanla çıkabilirsin ama eksi avarajla 3 puanla çıkman çok kolay değil gruplarda. 4 puan zaten çıkartır seni ama
en iyi üçüncü olarak. Fakat 3 puanla çıkabilmek için Hırvatlar mesela farz et ki İtalya'ya da kaybettiler. Şimdi Arnavutluk maçına başka gözle bakacaklar. Bir de daha fazla atmak isteyecekler. Çünkü İtalya'ya kaybetti. Ne oldu? Bir eksi avaraj daha geldi. Atıyorum en kötü eksi 4 oldu. Arnavutluk karşısında 2-0-3-0 yapmaları lazım ki yollarına devam edebilsinler. Böyle bir zorluk oldu. Onunla beraber bu karşılaşmada bir rekor daha çıktı. İlk 15 dakikalarda en çok gol atılan, en erken 3 gol olan Avrupa Şampiyonası finallerindeki maç oldu. Ve İtalya'da ilk kez bir oyuncu, daha doğrusu Avrupa Şampiyonası maçında 4 oyuncu 100 artı isabetli pas yapmış. Bu da yine Arnavutların hani rakibe yakın olmakta, topu kapmakta bayağı zorlandığını gösteriyor. Jorginho 120, Di Lorenzo 114, Bastoni 110, Barella 105 pas yapmış. İddaa.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. ...8.02 saatlerimiz Euro 2024'teki maçları, performansları konuşuyorduk. Tabii yavaştan milli takıma da geçiş yapacağız. Millilerimiz de yarın ilk maçına çıkacak, Gürcistan karşısında olacak. Hazırlıklar devam ediyor. Dün basın mensuplarıyla bayramlaşma töreni de yapılmış. Şimdi karşımızda haber bülteni var TRT Spor'da. Orada da Hüseyin Özkök'ü hemen kestim. Orada hazır bulunuyor kendisi, birçok basın mensubu gibi, bu gibi. Belki ararız birazdan Hüseyin abi. Olabilir. Erkenden kalkıyordur. Yanlış yaptı, bize telefon numarasını verdi. Arayalım evet. Bakalım Almanya macerası nasıl gidiyor milli takımla alakalı olarak. Şimdi milli takım demişken biraz da milli takım konuşalım. Tekrar maçta da belki döneriz. Bugün oynanacak maçlara da tabii ki konuşacağız. Milli takımda özellikle sakatlarla alakalı gündem biraz yoğun. İrfan Can Kahveci'nin özellikle çıkacak mı çıkmayacak mı? Artık bugün son gün kadroda evet. Değişimi için. Ki Montella'nın açıklamalarından anladığımız kadarıyla İrfan Can çıkmak istemiyor. Zaten teknik heyette onu çıkarmak istemiyor. Takımda tutacaklar. Oynayabilirse 3. maç itibariyle oynamasını istiyoruz. Daha öncesinde oynayabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız dedi. Geçen gün de TRT Spor'un yine yayınını izlerken orada işte İbrahim Kırkayak moderatörlüğünde bir program yapılıyordu sahadan takım antrenmana çıkmışken. İrfan Can da kenarda biraz morali bozuk, elinde telefon, işte tribüne çıkmış. Orada takımı takip ediyordu. Ama bir taraftan da ne kadar oynamak istediğini de biliyoruz. Zor bir dönem. Ferdi'nin durumu, İsmail Yüksek'in durumu. Yani çok belirsiz oyuncularımız var. Ferdi'nin oynayacağına dair Fantik'te bugün bir haber var. Takım idmanlarına katıldığı için. Ama İsmail için aynı pozitif hava yok. Nasıl etkiler bizim milli takımımızı bu sakatlıklar? İlk maçın bence Gürcistan'da olması sakatlıklar konusunda az da olsa bir avantajı beraberinde getiriyor. Gürcistan normal şartlarda bizim Ferdi, İsmail Yüksek ve İrfan Can olmadan da mevcut oyuncularla geçmemiz gereken bir rakip. O yüzden az da olsa bir avantajımız var. Yani bir sonraki maça 22'sine 5 günlük bir süre kalıyor oyuncular için. Turnuva oynamak böyle bir şey ama. Sakatlar, cezalılar, beklenmedik durumlar ortaya çıkabiliyor. Bizim açımızdan tabii yani İrfan Can'ı kaybetmek kötü ama ben orada Ferdi'yi bir numaraya koyarım. Ferdi'nin sağlıklı bir turnuva geçirmesi bizim milli takım açısından oldukça önemli. Program girişinde bahsetmiştim. Şu fiziki tempoya ayak uydurabilecek yegane isimlerden biri Ferdi. Bizim tempomuzu arttıracak yegane isimlerden biri Ferdi. Ferdi'nin olmaması çok şeyi değiştirir milli takımda. Onun yanında İsmail Yüksek'in de ben yine bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. Yani normalde tabii hücum oyuncuları daha değerli, skoru değiştiriyor. Fakat bizim milli takımın özelinde yani Ferdi'nin alternatifi olarak yer alan oyuncularla Ferdi arasında ciddi fark var. İsmail Yüksek'in de benzeri tarzda bir oyuncu yok. İsmail Yüksek gibi temposu yüksek rakibe yakın oynayabilen bir oyuncu yok. Dolayısıyla onları İrfan Can'ın önüne koyuyorum. İrfan Can olursa tabii ki çok iyi olur. Fakat
şu Gürcistan maçı, az önce de dile getirdiğim gibi, bu isimler olmadan da normal şartlarda zorlansak da kazanmamız gereken bir mücadele olarak gözüküyor. Çok moral bozmaya gerek yok. Dediğim gibi sakatlıklar bu işin bir parçası. İşte az önce sen söyledin, yani Hollanda milli takımında nasıl bir merkez bekleniyordu, nasıl bir merkezle çıktı adamlar, yine de iyi oynadılar. Tabi Polonya'da sakatlık oldu. Lewandowski, Sividerski oyuna girdi. Bizde de alternatifler var. Özellikle İrfan Can'ın bölgesi için. Arda Güler'i son maçta gördük. Gayet Real Madrid'de de gördük. Sağ kanatta etkili olabiliyor. Yunus Akgün, Montella'nın tuttuğu, iyi anlaştığı bir isim. O bölge için bir alternatif. Barış Alper Yılmaz o bölgede bu sezon Galatasaray'da çok iyi işler yaptı. Hani düşünür mü bilmem ama Yusuf Yazıcı, Dicle'de de zaman zaman sağ kanat oynamışlığı var. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da ideali tabii ki sol kanat ama sağ kanatta da ben Kerem'in verimli, hatta daha verimli olduğunu düşünüyorum sol kanada göre. Daha paylaşımcı olduğunu düşünüyorum. Yani sağ kanat için bence öyle karalar bağlayacak bir durumumuz yok İrfan Can'ın yokluğunda. Ama sol bek konusunda kesinlikle katılıyorum. Orada hani Mert var elimizde. Ahmet Can Kaplan orada denenmiş, antrenmanlarda denene göre. Ama Ferdi ile arasında tabii çok çok büyük farklar var. O bölge bence de çok daha kritik. Merkez konusunda hani İsmail kadar tempolu, savunma bilinci ya da savunma performansı yüksek bir ismimiz yok. O da zaten böyle Portekiz, Fransa gibi maçlar için sanki elzem İsmail Yüksek. Yoksa hani Çekya maçı, Gürcistan maçında illa İsmail Yüksek'in olmasına da gerek yok. Zaten İsmail de daha çok o tarz maçlarda, işte Hırvatistan maçında kariyerinin zirve maçını oynadı. Eğer hani Portekiz maçına yetişirse Portekiz maçı, bir de ikinci çıkarsak Fransa ile eşleşeceğiz. O maçlarda olmazsa olmaz bir oyuncu olur. Ama diğer maçlar için çok risk etmeye gerek. Yani o da uymuyor. Turnuvanın ilerleyen bölümünde daha çok işimize yarayacak bir oyuncu. Evet, maç var, zorlaştıkça. Beraber zorlaştıkça İsmail Yüksek'e ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla onun da belli bir süresi var. Hani gruptan çıkarız diye düşünüyoruz ama iyi başlayalım. Moralimiz bozulmasın. İyi oynayalım. Özgüvenimiz yükselsin. Eğer kazanabilirsek birden fazla golle kazanalım. Şimdi çünkü birçok takımın averajı dağıldı. Bu da hani eğer oldu ya, işler kötü gitti. 3 puanla çıkmak için sana bir avantaj sağlayabilir. O yüzden de eğer mümkünse hani yarın kazanırken birden fazla farkla kazanalım. Hani çok da fazla zaten herhalde puan kaybı düşünen yoktur. Gerçi cuma günü Satın dedin sen. Efendim? Chris Satın demiştin galiba. Ha, yok, senin olmadığın gün Engin Kiyar'dan önce ben iki tane dinleyici bağladım. İkisi de böyle ya abi işte milli takım falan, böyle bir yani pek bir umutlu konuşmadılar. Hani ben az önce dedim ya, belki çok da böyle puan kaybı düşünen yoktur diye, birden o aklıma geldi. Vardı aslında. Hani ben kendi adıma düşünmüyorum. Şu milli takım Gürcistan'ı mağlup eder. Etmesi lazım zaten. Ondan sonrasında bakacağız artık. Turnuvanın gidişatına göre. Çekya maçı da biraz ortada. Portekiz maçı zaten zor ama Gürcistan maçı zaten. Gürcistan'ı bu grupta yenemezsen yani şansın yok. Şimdi Gürcistan deyince akla tabii ilk gelen isim Kvaratskhelia, Napoli'de. Bir önceki sezon tabii çok daha iyi geçirmişti. Bu sezon takım çok kötüydü. Avrupa potasına da giremediler. Hı. O kadar imkana rağmen orada bile sıkıntı yaşadı Napoli. Sabah bakarken kampta babası ve menajerin açıklamaları dikkatimi çekti. Artık Napoli'de kalmak istemiyoruz. Ayrılmak istiyoruz. İşte bir senede 4 farklı hocayla çalıştı. Ve Paris Saint Germain'de ilgileniyormuş oyuncuyla. Sonra Napoli'de açıklama yapmış. Biz işte hatırlatmak isteriz ki oyuncunun işte şu tarihe kadar sözleşmesi var. Önemli olan işte hani bizim ne istediğimiz falan diye, böyle bir kafasında transfer olarak Euro 2024 kampına katılmış gibi gözüküyor Kvaratskhelia, ama böyle bir tartışmada şu anda içerisinde. Bu da hani müthiş bir artı katar mı milli takımımıza bilmemekle birlikte, en azından kafasında bunun olması ufak da olsa bence iyi bir şey. Zaten iyi bir sezonda geçirmedi. Belki hani sadece transfer değil, senin dediğin gibi sezonun da Krav adına kötü geçmesi bu turnuvada onun adına beklentileri biraz düşürdü. Gürcistan takımıyla alakalı olarak da şunu da ekleyeyim ben. Eleme grubunda İspanya, İskoçya ve Norveç'in arkasında kaldılar. Geçebildikleri tek takım Güney Kıbrıs'tı. 8 maçın sadece ikisini kazandılar. Ve hani A grubunda 4. olup Uluslar Ligi'ndeki biletle buraya geldiler. Onu da unutmayalım. Hani Gürcistan az önce dedim ya, yenersek
iyi olur. Hani birden fazla farklı. Hani Gürcistan'ı da çok büyütmeye pek gerek yok. Onların da zayıf bir takım yani Gürcistan. Tabii tabii zayıf bir takım. Atanıyla tutanı fena değil yine. Hani kalecileri iyi. Mamardaşvili, Valencia. Evet. Bayağı iyi hatta. Giyen bir oyuncu. Yarın daha detaylı istatistiklerini onun paylaşırız. Atana olarak da hani Kvaratskhelia'yı tamam bir kanat oyuncusu ama biraz daha merkeze yakın kullanıyor ve yine Mets'ten Mika Totse dikkat çeken oyuncuları o açıdan fena değil. Mesela dün Atan'la tutan deyince Slovenler'de de tam Atan'ınla tutan iyi olacak. Atan'ın Şeşko, tutanın da Oblak. Acayip bir ikili ama geri kalanı orada da ortalamanın çok altında. Hani bir de Dortmund'da oynuyoruz. İşte Dortmund'un stadı 80 bin kişilik ama 65 bin kişi alınıyormuş. Ayakta seyirci alınmadığı için. 65 bin kişinin kaçı Türk olur sence? Yani 45 bin mi? Yani bence de hani en kötü 40-45 bin taraftarımız olacak orada. Yani öyle bir ortamda da zor yani Gürcistan'ın bizden puan alması. Mesela nazar değdirmeyeyim ama hani şu gördüğüm Gürcistan takımı bizim takımı düşündüğünde kazanmamız lazım. Şimdi çok aynı örnekler olmayacak ama Euroleague'de Final Four organizasyonu Berlin'de düzenlendi. Fenerbahçe Beko'da oradaydı ama atmosfer olarak Panathinaikos tribünleri hem yarı finalde hem finalde acayip bir şey ortaya koymuşlardı. Biz beklentinin altında kalmıştık. Biraz dinamik farklı ama taraftar profili olarak. İşte basketle futbol evet farklı. Evet. Örnek birebir aynı değil. Ya Fenerbahçe Beko'nun mesela kendi salonunda oynadığı maçlarda da taraftarla alakalı şikayet var. Yani basketbolu bilen bir kitle ama hani futbol seyircisi gibi baskı yaratan şey yapan bir kitle değil. Panathinaikos, Olympiakos evet, hala öyle. Futbol seyircisi gibi hala. Partizan Kızıldız da evet. işte son maç zaten yarıda kalmıştı orada belki hatırlarsınız. Ağırlıklı olarak gurbetçiler olacak. Gurbetçiler de iyi destek veriyorlar. Evet umarız hani beklendiği gibi fazla sayıda kişi olur. İyi bir atmosfer, ev sahibi takım gibi bir atmosfer oluşturulur diyelim. Bir de aklımda bir şey daha var onlara eklama gideyim. 7 maç oynandı şu ana kadar. Turnuvada sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz bir tek Danimarka'nın beraberliği diyebiliriz herhalde. Hani Gürcistan maçında acaba bir sürprizde biz yaşar mıyız diye bir endişe. Ya sürprizler çıkacak tabii yavaş muhakkak yavaş. Çıkacak bir yerde. Bu kadar da her şey favorilerin istediği şekilde gitmeyecek. Yani bugün Romanya. Bizden sonra çıksın. İşte bizden sonra Portekiz maçı var. Çekya. Daha ikinci maçlar var. İkinci maçlar, üçüncü maçlar var. Bugün üç maç var. İşte Fransa bugün sahne alacak. Belçika sahne alacak. Bakalım sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir maç çıkacak. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8-19 saatlerimiz milli takımı Euro 2024 serüvenini konuşuyorduk. Milli takımı tabii yarın daha detaylı konuşacağız. Bugün basın toplantısı olacak değil mi maçtan önce? Bir basın toplantısı olacak bir futbolcumuz da. Sahne alacak. Bu arada Hüseyin Özkök yazmış. Siz mi aradınız? Yetişemedim demiş. Biz aradık. Şimdi bizi dinliyorsa Yücel abi bir daha bir bağlantı kurar. Onunla Hüseyin abiden de izlenimleri alırız. Dün o da ya dün değil zaten uzun süredir orada Almanya'da. Dün de takımla birlikteydi. Bayramlaşmada da kendisini gördük. Oradaki son havayı da kendisinden dinleriz birazdan. Bugün dediğim gibi basın toplantısı olacak. Vincenzo Montella bir futbolcuyla basın karşısına geçecek. Birçok soru sorulacaktır. 11 ile alakalı bilgi alınmaya çalışılacaktır ama Montella TRT Spor'daki yine o programı izlediğimde İbrahim Kırkayak artık Montella çok iyi ustalaşmış diyor bu konuda. Topu taca atmasını biliyor. Futbolcunun da çok iyi bir golcüydü. Kaleyi buluyordu. Burada da bilerek topu taca atıyor dedi. Çok ser verip sır vermediğinden bahsetti. O yüzden çok fazla bir şey duymayacağız. Ama mesela Arda ile ilgili bir notum var önümde. Tam anlamıyla ne istediğimizi ve senaryolarımızı anlaması gerekiyor. Onunla başlamayı düşünüyoruz ama ilk maçta hamle oyuncusu olarak da kullanabiliriz. Karar vermedik demiş kendisi. Döneriz Montella. Hüseyin abi hattaymış. Şimdi onunla devam edelim. Hüseyin abi günaydın. Hoş geldin. Günaydın Mert. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler Hüseyin abi. Evet sen de turnuvayı
yakından takip ediyorsun. Milli takımı yakından takip ediyorsun. Almanya'dasın. Senden hani evet. Milli takımla alakalı dün oradaydın gördüğüm kadarıyla. Var mı detaylar paylaşabileceğin bilgiler? Nasıl hazırlanıyor milli takım? Evet, milli takım inanılmaz güzel bir ortamda kamp yapıyor Mert. Çok çok güzel bir tesis kamp yaptıkları tesis milli takımın. Hanover yakınlarında bir Barsinghausen denen bir kasabada çok güzel bir spor oteli. Muhteşem bir sahası var. Gerçekten futbol için böyle adeta yaratılmış bir saha. Doğal çim, orada antrenman yapılıyor. Ortam çok güzel, her taraf ormanlık, yemyeşil, sakin. Dolayısıyla çok iyi hazırlanılacak bir ortamda milli takım kamp yapıyor şu anda. Biz de dün işte medya merkezi kurulmuş otelin aşağı kısmına. Biz de işte Türker Tozar milli takımın işte medyadan sorumlu kişilerinden birisi işte mesajlar atıyor. Oluşturduğu WhatsApp grubunda oradan bize işte yönlendirmeler yapıyor. Dün de işte bayramlaşma yapılacağı söylendi. Milli takım teknik heyeti oyuncularla. Hı hı. Biz de zaten medya merkezindeydik. Daha sonra işte o sahaya gittik. Gerçi çim sahada yapılmadı. O gördüğünüz saha görüntülerde o çim sahanın bir üstünde suni çim bir saha var. Orada toplandık hepimiz. Milli takım oyuncuları ve teknik ekip geldi. Hep beraber bayramlaştık. Toplu halde fotoğraf çektirdik. Ondan sonra biz tekrar dışarıya alındık. Merkezine götürüldük. Milli takım basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi dün tesiste. Bugün de Dortmund'a geçecekler. Biliyorsun UEFA'nın koyduğu kurallar gereği maçtan bir gün önce en fazla maçın oynanacağı şehre 60 kilometre uzaklıkta olmak gerekiyor. Dolayısıyla milli takım bugün Dortmund'a uçacak ve çalışmalarına Dortmund'a devam edecek. Herhalde Dortmund'a da hafif bir antrenman yapılır diye düşünüyorum. Stadı tanımak açısından, sahayı tanımak açısından. İşte Montella'nın basın toplantısı var. Hangi futbolcu çıkacak Montella ile birlikte henüz daha o belli olmadı ama böyle bir süreç var yarınki Gürcistan maçı için. Gürcistan maçını mutlak kazanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü grubumuzdaki görece en zayıf halka olarak gözüküyor. Ve turnuvaya 3 puanla başlamak, hatta belki farklı bir galibiyetle başlamak takımımız açısından çok iyi olacaktır. Ondan sonra Portekiz maçında yapılabilecek bir kayıp ihtimal dahilinde, çünkü şimdi Portekiz çok iyi bir takım. Çok fazla milli takım üzmez. Dolayısıyla ondan sonra Çekya maçında sonun altıya kalacak sonuç alınır diye düşünüyorum. Beklentimiz bu yönde. Tabii. Hüseyin abi, inşallah. Araya gireyim mi? Tabii, şöyle milli takımla ilgili hani oyuncuların sakatlık durumlarıyla alakalı bir bilgi alabiliyor musunuz? İçeriden çok fazla da bilgi sızmadığını dün TRT yayında söylüyorlardı ama senin orada bir istihbaratın var mı oyuncularla alakalı ya da ilk 11 tercihiyle alakalı Vincenzo Montella'nın? Gördüğüm kadarıyla milli takımda artık hiç sakat futbolcu yok şu anda. Herkes sağlıklı. Dün hani hepsini tek tek ellerini sıktım, gözlerine baktım, ben koşa koşa geldiler falan. Yani herhangi böyle bir sakatlık durumu göze çarpmıyor. Bilgi de verilmedi şu sakat bu sakat diye. Ben hatta Serdar Saatçi'nin tekrar geri gönderildiği söylendi dün. Evet. Serdar Saatçi geri gönderildikten sonra dedim tamam, demek ki İsmail Yüksek de turnuvada oynayabilecek duruma gelmiş. Çünkü biliyorsun onun bir sakatlığı vardı daha önceden. Hı hı. İsmail Yüksek de kadroda. Serdar Saatçi gönderilmiş. Dolayısıyla bir tek İrfan Can Kahveci'nin durumu herhalde. Üçüncü maçta oynayabilecek gibi bir ifadesi var Vincenzo Montella'nın. Şu an en sıkıntılı oyuncumuz herhalde İrfan Can. Evet, biraz evet, onun herhalde bir durumu öyle bir söz konusu ama hani turnuvadan gönderilecek kadar ağır bir durum değil. Dolayısıyla son gün bugün kadro değişikliği için, hani seninle de konuşmuştuk daha önce, evet, sakat oyuncuları göndermek açısından. Artık bundan sonra kadroda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Eğer bir kaleci sakatlanmazsa kaleciler için özel bir talimat var. Sakatlanırsa bir kaleci ağır şekilde turnuva boyunca yedek bir kaleci çağırmak mümkün.
Ama inşallah hiçbir sporcumuz sakatlanmaz ve sağlıklı şekilde turnuvayı oynarlar. Tabii basın mensupların Arda Güler'e çok büyük ilgi vardı. Arda tabii o tatlı yüzüyle, işte şirinliğiyle geldi. Herkes çok büyük ilgi gösterdi. Arkadaşları tarafından da çok seviliyor belli ki. Real Madrid'de de öyleydi. Arkadaşları çok seviyorlar Arda'yı. Tabii onun böyle genç, cıvıl cıvıl bir genç olması insanların hoşuna gidiyor. Ondan da çok şey bekliyor herkes. Umarım bugün düzeltiyorum. Yarın ilk 11'de oynar ve o hünerlerini gösterir ve takımımızın galibiyetinde baş mimarlardan biri olur. Evet Hüseyin abi, teşekkür ediyoruz sana. Bundan sonra tabii arada yine telefon bağlantısı kurarız. Seninle eminim birçok programcı da kuracaktır. Radyo Spor'da Aygün abi vesaire. Her zaman. Evet. Her zaman tabii ki ben bütün öğrendiklerimi, gelişmeleri tabii ki Radyo Spor dinleyicilerine aktarmayı sürdüreceğim. Teşekkürler Hüseyin abi. Kolay gelsin. Hoşça kal. Sağ ol. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet. Hüseyin Özkök şu anda Almanya'da milli takımın kamp yaptığı tesislerde. Ondan da Almanya'daki son havayı almış olduk. Şimdi Arda Güler demişken oradan ben de devam edeyim. Montella'nın yine bir ifadesi vardı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy benzer bölgelerde oynuyorlar ve benzer yaşlılar. Üçünü birden oynatmak kumar olabilir. Montella'nın yine hafta sonundan yansıyan bir ifadesi. Bu açıkçası çok şey bir düşünce değil. Yani okuduğumda tabii ki skora göre bu üç oyuncu aynı anda sahada görme ihtimalimiz de var. Ama burada herhalde kastettiği Vincenzo Montella'nın başlangıç planı olarak. Yani hem Arda'yı, hem Kenan'ı, hem Semih'i 11'e atmak. 2005 doğumlu üç oyuncuyu birden. Biraz tabii yaşlarını düşündüğümüzde riskli gözüküyor ama tabii ki futbolda her şey de yaş değil. Böyle bir endişeyi ben de taşırken Arda'nın da 2005'li gibi değil, hani 89'lu gibi bir olgunlukta olduğunu. Semih'in keza Beşiktaş'ta da çıktığı ilk anda itibaren bir böyle akademi oyuncusu gibi değil de bir A takım oyuncusu gibi olduğunu. Kenan'ın aynı şekilde hiç sırıtmadığını, A takım seviyesinde bir A takım oyuncusu gibi aslında. Tabii ki oynatılsa oynatılır. Ama biraz da bu işler tabii sahada daha fazla dakika almakla da, oradaki tecrübeli, oradaki yaşanmışlıkla da ilgili oluyor. Her ne kadar bu oyuncular tecrübeli gözükseler de saha içerisindeki geçirdiği dakikalar elbette daha tecrübeli oyunculara göre fazla değil, daha az. Daha az sorunla baş etmek durumunda kaldılar. O yüzden ideal olarak Montella bu üçünü aynı anda sahada kullanmayı düşünmüyor. Ama kullanırsa da bilmiyorum, turnuva tarihine geçen bir yine istatistik görebiliriz. Yani 19 yaşında 3 oyuncuyu birden kullanmak gibi bir şey var mı? Mesela Almanya'da işte Wirtz'de Muziala gol atınca galiba ilk defa 21 yaş altı 2 oyuncu bir maçta gol attı. Bizim 19 yaşın altında diyebileceğimiz şu anda kadromuzda 3 oyuncu, 3 hücum oyuncusu var. Hani o istatistikleri de geçirebiliriz elimize. Yani tabii olay oyuncunun yaşı, oyuncunun osu busu değil, oyuncunun form durumu ve takımdaki rekabet içerisindeki yeri. Şimdi Arda'nın Real Madrid'de çok kısıtlı süre alıp yaptıkları ortada. Böyle turnuvalarda bir kere ben nerede söyledim? Burada söylediysem bana hatırlatıver. Bakalım. Başka programda da söylemiş olabilirim. Esport'taki programda da. Arda'nın gol şansı çok yüksek. Ben bunun turnuvada çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer turnuvada girebildiğin gol pozisyonlarını değerlendirebilirsen çok büyük avantaj elde ediyorsun. Ama kaçır kaçır ondan sonra değerlendireme golü ye ya da bir tek golde kal. O zaman tabii turnuvada şansın olmuyor. Şimdi mesela Almanya çok yüzdeli oynamadı mı? Evet. Çok yüzdeli oynadı yani. Bulduğunu attı adamlar. Hollanda çok kaçırdı mesela. Hollanda çok kaçırdı. Zorlandı bak. Yani Vegos'ta o vuruşu yapmasa maçı kazanamayacak. İspanya fırtına gibi başladı. 3-0'a kadar müthiş yüzdeli oynadı. Şimdi girdiğini atmak da değerli. Arda'nın gol şansı çok yüksek. Bunu kabul edelim. Ve hep top ayağına geliyor. Şimdi Real Madrid'de aldığı süreyle attığı gole bakarsan, Polonya maçında da pozisyona girdi mi? Girdi. Bir tane pozisyonda vurdu, döndü. Bir kere daha vurdu. Aynı oyuncu gene engelledi. Yani orada da Arda gol atabilirdi. O yüzden ben Arda'nın gol şansı bu kadar yüksekken ve bu kadar yetenekliyken
işte Gürcistan ve Çekya maçlarında kesin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta Portekiz maçında daha da çok başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Portekiz karşısında bizim pozisyon vermeme gibi bir durumumuz olmayacak. Pozisyon vereceğiz ama bulduğumuz pozisyonu da atlamamız lazım. Evet, 8.31 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. saatlerimiz sabah sporuna devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Biz de yayın akışı normal şekilde devam ediyor 7-10 arasında. Buradayız. Yarın da tabii milli takımımızın karşılaşması var Gürcistan'la. Ağırlıklı milli takımı konuşacağız. Turnuvanın her gün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Tabii bu demek değildir ki Euro 2024'ten başka bir şey konuşmayacağız elbette. Paralel olarak gündemde bir taraftan devam ediyor. Hafta sonu ya da cumadan itibaren belki demek lazım gelişmeler yaşandı. Bu bölümde de biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Neler oldu peki? Cumartesi günü Beşiktaş Gabriel Paulista transferini resmen açıkladı. Oyuncu zaten İstanbul'a getirilmişti. İstanbul'a getirildikten sonra da anlaşmanın artık son detayları görüşüldü ve imzada atıldı. Oyuncuyla senedik 2.1 milyon euroya yaklaşık anlaştı Beşiktaş kulübü. Kimi muhabir 3 dedi, kimisi 2.6 dedi, kimisi 2 demişti. 2.1'lik bir yıllık ücreti var Gabriel Paulista'nın. Gerçi bir oradaki sürat da vardı da Ajans Spor'daki arkadaşlarımız onu tam olarak paylaşmamışlar. Ben de tam rakamlara bakmak istiyorum çünkü orada dikkatimi çeken bir detay vardı. Aklımda kaldığı kadarıyla onu şimdi kontrol edeceğim. Yok, bulamıyorum haberi. 100 bin euroluk bir fark vardı. Onu dikkat ettin mi sen? Yok. Onu bulabilsem. İlk sezon, yani bu sezon için alacağı ücret 2 milyon 120 bin euro. Sonraki sezon 2 milyon 120 bin euro. En son sezonda 2 milyon 110 bin euro. Son senesinde, yani orada 10 bin euro düşürten faktör ne olmuş? Yazım hatası mı? Değil belli ki, ayrı ayrı çünkü yazılmış. Niye böyle bir şey yapılmış? Yani çünkü genelde hani sözleşmelerin son senesine doğru, özellikle yaşı belli bir seviyenin üzerinde olan futbolcu için kademe kademe düşürülür ücret. Burada da hani düşürülmüş de kademe olarak, hani 10 bin euroluk bir kademe anlayışı var Beşiktaş yönetiminin. Bu garip geldi. Hani buradan bir eleştiri çıkarmayacağım ama niye böyle bir, niye aynı para verilmemişti? 10 bin euro düşüverilmiş. Onu çok anlamadım. İmza parası olarak da oyuncuya yine 3 yılda ödenecek şekilde 1 milyon euro verilmiş. Yani 3'e bölsek 333, seneliğe eklesek yani senelik maliyeti yaklaşık 2,5 milyon euro olacak Gabriel Paulista'nın. Yani bu sözleşmeyi Arabistan hariç hiçbir yerde alamaz. Bu yaşta çok iyi bir sözleşme imza attı. Bir de uzun bir sözleşme imza attı. Bu zaten bizim takımların bir dezavantajı. Ne kadar tabii ekonomik dengeyi Beşiktaş'ta değiştirir bilinmez ama tekrar söylüyorum, yani Paulista'nın bu sözleşmeyi Avrupa'da herhangi bir yerde alması mümkün değil. Zaten o yüzden burayı tercih ediyor. Şimdi 2,5 milyon euro yıllık ortalama stopere verdiğin zaman bir kere takımın işte savunma lideri olmasını, hatta liderlerinden biri olmasını beklemek son derece normal. Zaten Beşiktaş bu düşünceyle de oyuncunun tecrübesine gitti, kalitesine gitti. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir sözleşme çıkacağı biliniyordu. Bakalım, yani bu sözleşmeler riskli sözleşmeler Mert. Yani riskli, yapacak bir şey yok ama. Bu oyuncuları da başka türlü ikna edemiyorsun. 7,5 milyon euro bağladın oyuncuya. O performansı vermesi gerekir. Cuma günü Van Bronckhorst'un imza töreni vardı. Hı hı. Sen de öğlen programı yaptın. Evet. Basın toplantısından yansıyan, mesela benim aklımda hani Sercan Dikme'yi isim olarak Hasan Arat'ın hedef alması kaldı. Onu sen ne dedi orayı bilmiyorum, biliyor ben. Musun? O da hani Sercan Dikme'nin galiba fiyatla ilgili söylediği bir söz olmuş Gabriel Paulista'nın alacağıyla
yani yıllık ücretiyle alakalı 3 milyon küsur bir şey söylemişti Sercan Dikme ki İstanbul'a geldikten sonra bunu paylaştığını söyledi. Yani burada da Hasan Arat'ın bu para konusunda çok tam tabirini çok hassasiyeti var. Öncesinde bunların paylaşılmasını istemiyor. Basın mensuplarından da bunu bekliyor. Sercan Dikme de belli bir yere kadar bu hassasiyete uyuyor. Gerçi uymak da zorunda değil tabii ki ama oradaki dengeyi de gözetmesi gerekiyor muhabirin. Çünkü başkanla çok ters gittiğiniz noktada bu sefer kulüp içine girmeniz yani hani bunlar zorlaşıyor şimdi. Bu da işin maalesef doğası. Ben burada hani Sercan Dikme ve diğer gazetecileri de çok eleştiremiyorum. Ama o da zaten dediğim gibi dengeyi gözetmeye çalışıyor. Ama yine belli ki yaranamamış Hasan Arat'a. Ve Hasan Arat isim vererek onu eleştirmiş imza töreninde. İşte sosyal medyada fırtına oluşturuyorsunuz. Bizim işimizi bizden daha iyi biliyorsunuz falan. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş tarafta bundan etkilenmez. Sercan da sonrasında kendi YouTube işte programında Sports Digital'deki böyle 3-3,5 dakika Hasan Arat'a cevap vermek zorunda kalmış ki boynu bükük şekilde vermiş. Hani başkanın bu hassasiyetini anlıyorum diye 5-6 kere söyleyip hani ben de kendi bildiğimi yapacağım demiş ama taraftarın da bundan etkilendiğini anlıyoruz. Benim aklımdan o kaldı mesela. Yani bu genel anlamda Beşiktaş Sercan Dikme, Hasan Arat Sercan Dikme olayından bağımsız olarak bu doğru değil. Şimdi bir transferle alakalı olarak ben sana iki tane soru sorayım. Beşiktaş iyi bir stoper, sağlam bir stoper alıyor La Liga'dan dediğim zaman senin ilk sorun ya da herkesin ilk sorusu doğal olarak kim olur? O kim sorusu cevaplandıktan sonra transferin şartları ne olur? İki tane doğal sorudur. Başka bir şey sorulmaz. Yani kimi alıyor ve kaça alıyor? Transferle ilgili başka soru sorulur mu? Yok. Dolayısıyla insanların merak ettiği faktör budur. Bonservis bedeli varsa bonservis bedeli, yoksa imza parası artı yıllık ücreti ve anlaşmanın kaç sene olacağı. O yüzden de transfer döneminde basın mensuplarının öğrenmesi gereken iki şey var. Oyuncunun adı ve kulübe maliyeti. Bir oyuncunun maliyetiyle alakalı olarak işte rakamlar yazılıyor. Rakamlar da hani Beşiktaş'ın 2,5 milyon euroya mal ettiği oyuncuyu Sercan ya da başka bir arkadaşımız basında 5 milyon euro diye yazmadı. Yani yakın rakamlar yazılıyor. 3 milyon euro, işte 2,1 milyon euro, 2,2 milyon euro. Ha, gönül ister ki tam rakamı verebilsinler ama onlar da ya kaynaklarından aldığı haberi yansıtıyorlar ya da tahmini bir şey söylüyorlar. Yani şartlara bakıp şartları değerlendirip kendi duyumlarına göre. Benim anlayamadığım nokta bunun Beşiktaş'ın pazarlık gücünü nasıl engellediği? Yani ne oluyor da Beşiktaş Gabriel Paulista'ya daha fazla para vermek zorunda kalıyor? Herhangi bir basın mensubu 3 milyon euro ya da 2,1 milyon euro ya da 2,5 milyon euro dediği anda. Ben bunu pek anlayamıyorum. Eğer varsa anlayan, hani benim mutlaka kaçırdığım bir nokta olabilir. Ben her şeyi çözüyorum, anlıyorum diye bir şey söylemiyorum ama ben düşündüğüm anda Beşiktaş'ı nasıl zor durumda bırakıyor masada? Onu pek anlamış değilim. Rakamdan ziyade hani transferin bitmeye yaklaştığı Beşiktaş'ı ya da takımları zor durumda bırakabilir. Çünkü menajer diyebilir ki bak taraftar da havaya girdi. Artık almak mecbursunuz. Bir 200 bin euro da zam istiyorum son anda diyebilir. Çünkü bu talepler de geliyor menajerlerden. O zaman olur. Da eyvallah demek lazım. Ama işte piyasada da böyle oyuncu bulmak zor. Eyvallah demek lazım. Çünkü eğer bir kere ona o kapıyı açarsan piyasa küçük, herkes sana aynı oyunu oynayabilir. Yani burada benim anlayamadığım noktalardan bir tanesi, parayı veren sensin kardeşim, müşteri sensin, para sende. Şöyle bir düşün, Gabriel Paulista Arabistan'a gitmezse bu sözleşmeyi nereden alacak? Sen de bunu söyle o zaman, de ki tamam güle güle. Ya Gabriel Paulista kusura bakma da, bak kusura bakmayın, şimdi kızmayın, gücenmeyin ama La Liga'da bir kulübe imza atsa yıllık 600-700 bin euro. Gerçekler bunlar. 600-700 bin euro. Bak tekrar söylüyorum. 2-3 katı bir sözleşme alıyor burada. 3 katı bir sözleşme alıyor. 3,5 katı bir sözleşme alıyor. O zaman eyvallah diyeceksin öyle bir menajere karşı. Yani Gabriel Paulista'yı Avrupa'nın bütün büyük kulüpleri peşinde de sen kaptın değil ki. Giderse Arabistan'a gider. Eğer böyle bir sözleşme istiyorsa. Ki o da hani soru işareti. O yüzden de hani Hasan Arat yönetimi ya da herhangi bir yönetim, oyuncularla ilgili yapılan haberlerde
yazılan rakamlardan ya da oyuncunun isminin basına sızmasından bu kadar hassasiyet duymasına gerek yok. Eğer bilgi akışının doğru olmasını düşünüyorsanız zaten tüm muhabirlerin telefonları var sizde. Söylersiniz. 2,5 milyon euro. 2,1 milyon euro. Ya 3 milyon euro değil, düzeltirsiniz. O da hemen zaten haberini düzenler. Ben tekrar sorup soruyorum yani. Benim kaçırdığım nokta ne? Tamam, sen güzel bir şey söyledin. Son anda fiyat yükseltme olabilir. Ama hangi oyuncu için fiyat yükseltilecek? Yani bu aldığınız genç bir yetenek olur. Genç yetenek ileride üstüne para koyarak satış yapabileceğiniz bir oyuncudur. Bazı kulüplerin elinden almanız gerekir. O zaman bu tuzağa daha kolay düşebilirsiniz. Yani adam der ki kardeşim sen Mert'i alıyorsun da Mert'in peşinde 15 tane kulüp var. Bu adam daha 23 yaşında. Sen bu adamı 3'e aldın, 6'ya satacaksın. Kusura bakma da basında çıkan rakamları gördüm. Hadi bana biraz fazla para ver. Bak bunu anlarım ama 33 yaşına gelmiş, 34 yaşından gün almış bir oyuncu için hangi kulüp peşinde koşuyor da Beşiktaş pazarlıkta gücünü kaybediyor? Burada peki şimdi basın mensupları açısından bakacak olursak habercilik sonuçta belli bir çerçevesi var ama tam o çerçevenin içine ne giriyor ne girmiyor. Mesela böyle bir transferde bu parayı mesela nereden alıyor bilgisini muhabirler? 2,5 mu, 2,1 mi, 3 mü? Temsilcisi aranabilir, kulüp aranabilir. Çünkü bunlar direkt haber kaynakları. İşte bunu paylaşmak da ne derece etik yani, bu transferden bağımsız şu an genel bir konuya giriyorum. Etik olmayan tarafı ne? Şey olarak yani. Ya bu etikle alakası yok, gazetecilik mesleğinin tanımı bu. Abi tamam, gazetecilik tabii ki. Kamuoyuna duyurmak. Ama işte sonuçta gazeteci 3 dediği yerde 2,1 açıklandığında bu sefer bu yine gazetecilik, tamam gazetecilik ama ne derece doğru bir gazetecilik? Yani gazeteciliğin işte sınırları derken bence tam net bir sınır yok burada. Eğer 3-4 tane verdiğin transfer haberinde rakamlar tutmazsa zaten insanlar seni ciddiye almaz. Almaması gerekir. Dolayısıyla burada 1-2 tane hata yapabilirsin ama sonuçta bundan sonraki transferlerde verdiğin bilgilerin doğru olması gerekir. Ya da yakın olması gerekir. Yani sen 2,2 dersin 2,1 çıkar ama kalkıp da 2 dediğin yerde 3, 2 dediğin yerde 4, 4 dediğin yerde 2 oluyorsa zaten bir süre sonra güvenirliğini kaybedersin. Çünkü yapılan işler artık herkes tarafından görünüyor, okunuyor, biliniyor. Çok çabuk yayılıyor. Yazıldığı için unutulmuyor. Hani sen burada bir şey söyledin. Söz uçtu. Ama yazı kalıyor, senin attığın tweet orada duruyor. Ve insanlar da meraklı. Bak diyorlar işte Mert böyle demişti, böyle oldu, böyle demişti, böyle oldu. Ha 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 diyorlar. Senin de zaten itibarını zedeliyorlar. Dolayısıyla hani burada etik dışında, yani etik üzerine tartışılacak bir şey yok. Gazetecinin görevi kamuoyunun merak ettiğini açıklamaktır. Burada işte kulüp daha fazla para verecek. Ben orayı anlamıyorum ama yani bu gazetecinin şeyi değil, problemi değil. Öyle bir şey olduğuna ben inanmasam da gazeteci merak edildiğini açıklamak. Tabii tabii, ama burada benim sormaya çalıştığım, tabii ki sen en saf gazetecileri düşünerek bunu söylüyorsun ama her gazetecinin de tamamen bilgi odaklı. Sonuçta onlar da yönlendiriliyorlar. Yani menajer dediğin, menajer kamuoyunun bilgilenmesini mi düşünüyor sence? Kendi çıkarını mı düşünüyor? Ki, yönetici kamuoyunun çıkarını mı düşünüyor? Zaten onu, birden fazla kaynaktan haber almak, onları değerlendirmek, belli bir bilgi birikime sahip olmak önemli. Yoksa ben sadece sana sorsam sen beni istediğin gibi oynatırsın, elinde oynatırsın. O yüzden farklı kaynaklardan bilgi alıp emin olmadan o bilgiyi paylaşmamak gerekiyor. Yani bunlar aslında işin ABC'si ama işin ABC'sinin de yanlış yapıldığı birçok nokta var. Ha, tabii. Burada da mesela Sercan üzerinden gidersek 3 milyon euroluk bir şey almış, belli ki menajer tarafını almış. Burada o zaman gazetecinin yapması gereken kulübe sormak değil mi? Kulübe sormadan paylaştığında ya da kulüpten onay gelmeden paylaştığında bu sefer işte böyle tırnak içine Tonga'ya düşmüş olmuyor mu gazetecinin? İşte demeye çalıştım o biraz. Yani gazeteci tabii ki araştırsın, kamuoyunu aydınlatmaya çalışsın ama ya onların da her paylaştığı kamuoyunu aydınlatmıyor. Yani maalesef birilerinin de sonuçta o bilgiyi kendi bulamaz. Yani ya oyuncu verecek, ya menajeri verecek, ya aracı biri verecek, ya kulüp yönetiminden biri verecek, ya da işgüzar biri, beşinci partner kimse o verecek. Şimdi böyle olduğu noktada da bu tam gazetecilik mi oluyor? İşte ona emin olamıyorum ben. Orada aradayım yani, bilgi verilsin ama işte o bilgilerin de her zaman doğru olmadığını görüyoruz yani. İşte yani şimdi bir kere zaten hani gazetecilik dersi gibi olacak ama gazeteci biraz cin olacak. Bazı şeyleri anlayıp değerlendirip çözmesi gereken bir şey olması lazım. Zeka seviyesi olması lazım. Yani direkt bir bilgiyi aldığı zaman bu doğru diye verecek hali yok. Bir değerlendirme, bir öz denetim,
bir süzgeçten geçirmesi lazım. Ondan sonra eğer güveniyorsa kaynağına verebilir. Kaynağıyla daha önceki ilişkisine göre, ama güvenmiyorsa başka kaynaklardan o bilgiyi doğrulatması gerekir. Bunlar ama işin biraz hani okulda öğretilen tarafı. Gerçek hayattaki pratikte işlerde pek böyle yürümüyor. Ama ne olursa olsun bunun ben etik bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani gazeteci eğer bilgisine güveniyorsa, kaynağına güveniyorsa o haberi paylaşır. Eğer haberleri üst üste patlarsa, tekrar söylüyorum, zaten o da onun itibarını ve mesleğini etkiliyor. Burada en garantisi, en güzeli Atilla abinin yaptığı habercilik. Yani belge üzerinden haber yapmak. Hani belgenin yalan söyleme ihtimali, ki onun da sahtesi doğrusu, onu da teyit ediyor tabii ki Atilla abi. Ama onun üzerinden gitmek çok daha, hani kendi açımdan doğrusu bu diğer transfer haberlerine kıyasla. Çünkü burada da kimin doğru söyleyip kimin iyi yönlendirip yönlendirmediğini bilmemiz mümkün olamıyor maalesef. Şimdi 8.55 saatlerimiz, yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geliyoruz. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista açıklamasıyla bu bölüme başlamıştık. Araya gideceğim. Aradan sonra da Trabzonspor'daki Vakeme transferi tabii çok konuşuldu. Bir anda ortaya çıktı. Ondan biraz bahsedeceğiz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Yeni saatteyiz. Şimdi Trabzonspor'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Trabzonspor Cuma günü sürpriz bir transfer açıkladı. Eski oyuncusu Anthony Vakeme kadroya dahil edildi. Gün içerisinde Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın Vakeme'yi geri istediğinden bahsetmişti. Görüşüyoruz demişti. Çok da geç kalmadan transferi resmi olarak açıkladı Bordo Maviller. Vakeme 2 yıldır Suudi Arabistan Ligi'nde top koşturuyor. 2 yılda çok sakatlık yaşamış açıkçası. Tabii Trabzon'u bıraktığında 33 yaşında bir futbolcuydu. Şu anda 35 yaşında. 1989 doğumlu birisi Vakeme. Son sezonunda Transfermarkt verisine göre 6 farklı sakatlık yaşayıp toplamda da 7, 13, 19, 21 maç kaçırmış. Ama farklı farklı dönemlerde kısa kısa sakatlıklar yaşadığını görüyoruz. Ama demek ki hani Abdullah Avcı o bölgede bir ihtiyaç hissetti. Aslında işin tezatı, Trabzonspor'un en az ihtiyaç duyduğu bölge şu anda sol kanat. Yani matematik olarak bunu söylüyorum. Trezeguet var. Orsic var. Fontas var. Üçü de yabancı oyuncu ve hepsinin de sözleşmesi en az bir yıl daha var. Yani kimse de sözleşmesini feshedip ya da bitip gitmiyor. İkisinin 2025 yılına kadar, Trezeguet'in de 2026 yılına kadar süren bir sözleşmesi var. Ama demek ki hani böyle bir transfer yapıldığına göre bu üç oyuncudan en az ikisi, belki de üçü takımdan ayrılacak. Zaten Trezeguet'in böyle Suudi Arabistan tekliflerinin kafasını karıştırdığı yazılıyordu. Hadi onu gönderdi. Orsic sakatlıktan sonra henüz tam randımanını zaten göremedik. Böyle bir sezonda, 12 yabancının olacağı bir sezonda Orsic'le takımda devam etmek mantıklı mı Trabzonspor adına? O da tartışılır. Fontas da bir türlü ilk 11 seviyesinde bir oyuncu olabileceğini çok gösteremedi Trezeguet'le özellikle kıyaslanınca. Hani birer birer baktığında hepsinin mantıklı bir sebebi var, ama Vakeme de orada yaşı itibariyle ve son yıllardaki sakatlıkları itibariyle biraz riskli gözüküyor. Zaten temposu düşüktü bayağı. Evet. Temposu daha da düşmüştür. Kalçası biraz daha büyük ihtimal büyümüştür. İyi koyuyor kalçasını, vücudunu çok iyi kullanıyor gerçekten. İlk 11 için ben bu transferin yapıldığını düşünmüyorum. İlk 11 için düşünmüyorsun. Evet. Niye yapıldı o zaman Vakeme transferi? Ben direkt ilk 11'e düşündüm. Hani Trezeguet falan gidiyor diye. Yani Trezeguet, Vişça zaten çok işleyen bir düzeni var Trabzonspor'un. Bunu daha önceden seninle konuştuk. Hele bir de oraya onu açıyor eklediğin zaman hiç problem yok neredeyse Trabzonspor'da. Arkada Mönye'nin katkısı. Ama seninle şunu konuşmuştuk. Peki Trezeguet ve Vişça. Şimdi Trezeguet sık sakatlanan, sakatlıkları uzun sürmese de sık sakatlanan bir oyuncu. Edin Vişça da 35 oldu. Dolayısıyla oraya bir alternatif, sağlam bir alternatif gerekiyor diye konuşmuştuk hatırlarsan. Orada Orsic zaten olmayacak. O sağlam alternatif pek olacak gibi gözükmüyor. Fontas hiç olmayacak. Ben öyle düşündüm. Trezeguet devam edecek. Ben de hani Suudi Arabistan'la ilgili haberleri gördüğüm için Trezeguet'le alakalı herhalde
gitmek istiyor. Orası cezbediyor. Kariyerinin de belli bir noktasına geldi. Oradaki parayı da bırakmak istemiyor gibi düşünmüştüm ben de. Yani şimdi bilemiyoruz tabii. Yani Trezeguet'in durumuna göre bir transfer yapıldı mı? Ama normal şartlarda Trezeguet ve Vişça'nın kaldığı bir Trabzonspor'da Vakeme'nin üçüncü kanat alternatifi olarak iyi bir tercih olduğunu düşünürüm. Trezeguet gidip Vakeme'yi oraya koyarsan, yani bir tarafta 35-36, bir tarafta 34'lük Vişça'yla işi biraz zor olur Trabzonspor'un. Evet, Avrupa macerası da olacak. İkinci eleme turundan başlayacak Trabzonspor. Sezonu erken açacak. Erken forma girmek zorunda kalacak. Sakatlıklar, tempolar o yüzden biraz sıkıntılı olabilir. Ama şu var, tabii ilk 11 mi olur, yedekten mi girer bilemiyoruz ama Vakeme'nin Trabzonspor'a bir hava kazandıracağı kesin. Yani Trabzonspor taraftarıyla çok iyi anıları olan, hala hani Beşiktaşlılar için Talisca neyse şu an Trabzonlar için Vakeme odur diyebilir miyiz? Geri dönsün, hani konuşulan, hep bir özlem duyulan futbolcu oldu. Tabii Vakeme daha yeni gitti 2 sene. Talisca'nın çok daha uzun sürdü ama ben ona benzetiyorum biraz taraftarla. Olabilir diyebilirsin. Hani çok garip olmaz. Çok seviliyordu. Çok iyi işler de yaptı. Zaten ligi için de çok etkili bir silah ama tabii artık hani aynı oyuncu olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Yani Suudi Arabistan'a giderken zaten az önce bahsettik, temposu ciddi şekilde yavaşlamıştı. Durarak oynuyordu adeta. Durarak çalım atıyordu. Durarak gol atıyordu. Yürüyerek devam ediyordu. Şimdi Suudi Arabistan'da zaten antrenman tempoları oldukça düşük. Antrenman sayısı oldukça düşük. Oyuncu oraya gittiği zaman zaten bence mental olarak da oyundan biraz uzaklaşıyor. Onu da kabul etmek gerekiyor. Bence o sakatlıklar da biraz onunla alakalı. Hele takım bir de böyle çok üst seviyede değilse o ligde, oyuncular bayağı bir boşlayabiliyorlar. Yani bu yaşta bir oyuncunun tekrar o hani sert rekabete girme ihtimali bence düşük. Biraz daha riskli bir transfer yapıyorsunuz oradan aldığınız zaman. Ama hani ligde böyle her karşılaşmada 15-20 dakika, 25 dakika, yarım saat ihtiyaca göre ilk 11 olduğu noktada sezonda, hani sezonda 11 oynamaz demiyorum ben ama 11 çıkması gereken karşılaşma sayısı azdır artık bu yaşta. Eğer o düşünceyle yapıldıysa benim hiç itirazım olmaz ama kalkıp da Trezeguet yerine Vakeme dersen o zaman bence pek doğru bir tercih olmuyor. İlginç bir bilgi de vereyim. Transfermarkt verisine göre 26 maçın 25'inde santrfor olarak kullanılmış. Onyekuru ile aynı takımdaydı Vakeme. Bu sezon bütün kulvarlarda 6 gol 5 asistlik bir performansı var Nijeryalı oyuncunun. Bir önceki sezona gittiğimde de 28 maçta 9 gol 3 asisti var ki bir önceki sezonda da yine ağırlıklı santrfor olarak değerlendirilmiş Suudi Arabistan takımı Al Fayha'da Anthony Vakeme. Tabii burada buradaki oyun düzenini düşündüğümüzde santrfora daha pivot karakterli bir oyuncu aradığını biliyoruz Trabzonspor'un. O yüzden Vakeme'yi orada değerlendirmeyecektir. Büyük ihtimal ben hani düşüncem ilk 11 ve sol kanat olarak transfer edildiğini düşünüyorum. Çünkü forvete de Draguş yedek alternatif olarak sanki transfer ediliyor. Enis Destan kadroda var. Oradaki rotasyon tamam. Solda da işte Vakeme artı bir transfer ya da eldeki Fontas Orşiş'ten birini tutup Trezeguet'i satarak bir düzen oluşturacak gibi Trabzonspor. Tabii Trabzonspor'da diğer transferlerin resmi açıklanması da bekleniyor. O konuda hani uzun zamandır o transferler bitti denilmesine rağmen açıklanmadı. Vakeme adı geçmedi neredeyse, aynı gün açıklandı. O da işin ilginç bir boyutu. Diğer transferler bakalım ne zaman açıklanacak. Barišić işte sol bek için, Lundström 6-8 numara için konuşulan isimli. Draguş'tan az önce bahsettik. Bir de Muhammed Çam 10 numara orijinli bir oyuncu. Bu 4 oyuncunun transferinin bittiği söylenmişti. Ama dediğim gibi şu ana kadar resmi bir açıklama gelmiş değil Trabzonspor cephesinden. Sezonun şu ana kadarki şüphesiz en hareketli takımı Trabzonspor. Vakeme ile zaten başlangıcı yaptılar. Bitmeye yakın transferlerden de bahsettik. Tabii burada hala yapılması gereken hamleler var. Özellikle takımdan gönderilecek oyuncular konusunda. Tabii bir kısmı doğal gitti zaten. Onarçun'un sözleşmesi bitti. Pepe'nin sözleşmesi bitti. Onlarla herhangi bir pürüz yok. Takımdan ayrılacaklar ama yine kadroda düşünülmeyen bazı isimlerin, işte Baniya mesela onlardan birisi, Benković büyük bir beklentiyle geldi, olmadı. Uğurcan'ın yurt dışı için sanki gönüllü olması, kaleci konusunda Trabzonspor'un
bir hamle yapma ihtimali var sezon içerisinde. Henüz Uğurcan'la ilgili tabii Euro 2024'te mücadele ettiği için büyük ihtimal çok da fazla bir şey görmeyebiliriz. Ama turnuva bittikten sonra Uğurcan Çakır gündemi de bence Trabzonspor adına bir hayli yoğun olacak. Mönye tabii geçen sezon devre arası geldi. Acayip de bir uyum sağladı. Milli takıma kadar çıktı tekrar. Fakat işte sakatlığı bilmiyorum iyi mi oluyor kötü mü oluyor? Oyuncunun morali için tabii kötü ama Trabzonspor açısından düşündüğümde de daha dinlenmiş bir Mönye'nin çünkü yaşı da var, sakatlıkla ilgili sıkıntıları da var. Bilmem ben çok kötü Trabzon açısından baktığımda sadece oyuncuyu çok Jose Mourinho gibisiniz Mert Bey. Bir an önce elensinler. Bir an önce elensinler, turnuvaya gitmesinler, oynamasınlar. Mesela Marek Hamšík'in şu an teknik ekipte değil mi Marek Hamšík Slovakya milli takımında? Öyle yanlış bir şey söylemiyorum. Az önce bir açıklamasını da gördüm. Mesela Mertens'in alınmamasının kendileri adına çok iyi olduğunu söylemiş. Orada da aklıma geldi. Hani Mertens gitse bu yaşta Galatasaray için iyi olmazdı. Zaten yorucu bir sezon. Seneye de kalacak takımda. Ben dinlenmesini tercih ederim oyuncumun. Belli bir yaşın üzerindeyse eğer. Yani bence oyuncunun motivasyonu açısından bu tarz turnuvalarda olmak ayrı bir önem arz ediyor. Şimdi sen hele turnuva kadrosuna seçilmiş sakatlanmışsan moralin bozulur. Çünkü oyuncu tekrar kendini o elit seviyede hissediyor. Sonuçta Belçika milli takımında sağ bekte seçildiğin zaman yani şu an mevcut işte 26 oyuncu arasına seni sokuyorlar. Sen de bir özgüven patlaması yaşarsın orada. Hani hala benim işim bitmedi. Ben hala bu oyunu en üst seviyede oynayabiliyorum düşüncesi. Bence oyuncu açısından önemli. O düşünceye sahip olduktan sonra sakatlandığın zaman moralin bozulur. Çünkü bu tarz yani bizim ligimizdeki çoğu oyuncu için söylüyorum. O kadroya seçiliyorlar ama o kadroda direkt 11 oynama ihtimalleri pek yüksek değil. Dün mesela Kostić sakatlandı. Direkt Tadić'i almadı. Evet. O bölgeye. Ben acaba direkt Tadić mi girecekti? Tadić'i almadı. Yani artık Tadić hani Sırbistan'ın bir efsanesi olsa da ikinci tercih o bölgedeki üçüncü tercih gibi oyuna girdi. O yüzden de hani kadroda olmaları, oynayacakları, çok hırpalanacakları anlamına gelmiyor ama bence özgüven olarak oyuncular açısından oyuna tekrar motive olmaları açısından değerli, önemli. Ben öyle bakıyorum. Yani ben teknik direktör olsam oyuncular gitsin isterim. İstersin. İsterim ne olacak ya? Üç tane ya maç burada mı? Bile ayrıldık sende. Yani üç tane maç mı onların bütün sezonunu etkileyecek? Abi üç maç değil. Orada bulunmak, orada antrenman yapmak. Diğer tarafta bir tatil beldesinde vücudunu, kaslarını dinlendirmek varken, yeni sezona hazırlanmak varken bu ekstra işler oynamasan bile. Hani o 26. oyuncu olsan bile bence. Yani Doğan Alemdar 27. oyuncu mesela. Üzülüyorum Doğan Alemdar'a. Oynamayacağı belli. Turnuvada da olmayacak büyük ihtimalle ama gidip hala takımla çalışıyor. Bence yani yaparlar. Değil. Tatillerini de yaparlar. Tatil yapmıyor değil ki oyuncular. Yine yapacaklar ama işte sezon uzamış olacak. Daha fazla antrenman yapmış olacaksın. Diğer isimlere göre. Neyse orada şeye göre de değişir tabii. Şimdi Fenerbahçe gibi sezonu erken açacak takım var. Ne bileyim Manchester City gibi ne zaman şöyle Premier Lig? Ağustos ayının ortası mı? Ağustos ortasıdır. Hani erken bir maçı yok falan. O takımların tabii oynasın diyebilirsin. Sonuçta rahat rahat tatile de zaman kalıyor o takımlardaki futbolcu için. Zaten genelde oyuncular biliyorsun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra takım başladıktan sonra bile bir hafta 10 gün izin yapıyorlar. Öyle yapıyorlar ekstra ama tamam, işte yapacak zaten üzerine izni. Binen yük benim derdim. Ekstra yük. Sonuçta artık futbolun geldiği noktada daha da fikstürler yoğunlaşacak. Kulüpler Dünya Kupası girecek falan. Yani nereden kısarsan kârdır gözüyle bakıyorum ben. 9.13 saatlerimiz Trabzonspor demişken bir de tabii üzücü bir haber paylaşıldı. Trabzonspor'da 1998-99 sezonunda forma giyen Kevin Campbell'ın hayatını kaybettiği haberi gündeme düştü. Tabii Trabzonspor kulübü de vefatı dolayısıyla oyuncunun başsağlığı mesajı yayınladı. Büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız dedi. Kulüp için sadece bir oyuncu değil aynı zamanda büyük bir değer olduğu vurgulanan açıklamada onun sahadaki performansı ve Trabzonspor'umuza kattığı enerji taraftarlarımızın kalbinde her zaman özel bir yer tutacaktır. Bu acı kayıp karşısında başta Campbell ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz denmiş. Oyuncu o sezon toplam 20 özür diliyorum Süper Lig'de 18 maçta forma giymiş. 5 gol 5 asistlik bir performans ortaya koymuş. Trabzonspor'a tabii
gelmeden önce Nottingham Forest değil mi forması giyiyor. Everton'da. Tabii. Esas şeyi Everton. Arsenal'da başlıyor evet. Altyapıda. Sonrasında Everton'da iyi bir dönem geçiriyor. 6 sezon boyunca orada mücadele edip 2007 yılında da futbolu bırakmış. 1970 doğumlu, henüz 54 yaşında olduğunu söyleyelim. Bir hastalık tabii tam söylenmiyorum, herhalde kanser olduğu tahmin ediliyor. Kısa sürede ne yazık ki hastalık çıkıyor ve gelişip hayatına mal oluyor Kevin Campbell'ın. Türkiye'ye geldiğinde büyük olay olmuştu. Kevin Campbell önemli bir transferdi. Ben çok hatırlamıyorum, 10 yaşındaydım ama öyle bende iz kalmamış. Evet, Mehmet Ali Yılmaz getirmişti, hatta işte Mehmet Ali Yılmaz'ın tarihe geçen sözlerinden bir tanesi, biz gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı diye söylemişti. Bayağı bir magazin gündemi olmuştu. Çünkü beklenti çok yüksekti oyuncuyla alakalı olarak. Mehmet Ali Yılmaz da o kendine has üslubuyla bunu söylemişti. Tabii bunu söylerken öyle kötü bir niyeti yoktu. Mehmet Ali Yılmaz'ı da yakın zamanda kaybettik biliyorsun. Evet. Trabzonspor'un onursal başkanını. Yani Mehmet Ali Yılmaz'ın tarzı biraz öyleydi. Yoksa kötü niyetle söylenmiş, hani oyuncuyu zedeleyecek öyle bir kötü niyeti yoktu işin içinde. Zaten hep ben söylerim, gülerek konuşan bir insandı Mehmet Ali Yılmaz. Ama tabii o zaman çok gündem olmuştu oyuncuyla alakalı olarak. Hani Türkiye macerası pek istenildiği gibi gitmese de, şimdi İngiliz basınında özellikle Everton cephesinin yaptığı açıklamalarla beraber aslında oyuncuya ne kadar da değer verildiği ortada biliniyor. Böyle hani bildiğimiz, işte çocukluğumuzda gördüğümüz, oynadığımız isimlerin kaybı insanı üzüyor. Ben de üzüldüm yani haberi duyduğum zaman. Çok da genç tabii bir insan. Yapacak da bir şey yok ama ne yazık ki. Şimdi bu bölümü bir mesajla bitireyim. Fatih dinleyicimiz, nickinde çok rakam var. Abdullah Avcı ve yaşlı futbolcu sevdası demiş. Hiçbir genç yetiştirdiği var mı? Bilgim yok da demiş. Hayırlı bayramlar diye eklemiş. Ya Abdullah Avcı böyle. Abdullah Avcı Başarı'nın futbolda, ya da Süper Lig'de en azından deneyimli yaşlı oyunculardan geçtiğini düşünüyor. Bu konuda çok net yani. Kendi bazı doğrusu var. Her teknik direktörüm var. İşte mümkün olduğunca oyuna soğuk stoper sokmak istemiyor mesela. Kendi onu tecrübe etmiş. Öyle doğru olduğunu biliyor. İşte futbolcu yaşları konusunda genelde böyle. Evet ya Abdullah Avcı, bu Abdullah Avcı'yı göreve getiriyorsanız onun nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu zaten artık bence bilmeniz gerekiyor. Hani gençlere önem vereyim, İşte Beşiktaş gibi akademiden oyuncu çıkarayım falan diyeceğiniz teknik direktör değil şu anda Abdullah Avcı. O yüzden hani Vakeme transferi de olur, Barış İş de olur, Lundstram da olur. Bir tek orada galiba Çam nispeten genç duruyor. Ama onun haricinde böyle oyuncuları tercih edecek. Sadece bu Abdullah Avcı ile ilgili bir problem değil ki. Problem mi bu arada? Efendim? Belki problem olarak da değerlendirmeyebilirim. Tercih biraz, biraz problem. Biraz problem. Hani çünkü Türk futbolunun bakış açısı sadece başarı ve kazanmak olduğu için uzun vadedeki başarıyı ıskalamamızı biraz bu hatalara bağlıyorum ben. Çünkü öyle bir kazanma, öyle bir galibiyet baskısı var ki teknik adamların üzerine. Yani teknik adamın kafasını kaldırıp alt takımlarda ne oluyor, ne bitiyor ya da alt takımdan bir oyuncuyu ben belli bir süre oynatıp hazır hale getirebilir miyim gibi düşünce yok. Aynen senin dediğin gibi düşünüyorlar ama bunu sadece Abdullah Avcı düşünmüyor yani. Bunu Okan Buruk da düşünüyor. Bunu her ne kadar şey olsa da, ne derler, farklı gözükseler de Samet Aybaba da düşünüyor, o da düşünüyor, bu da düşünüyor. Yani kendimizi kandırmaya gerek yok. Burada eğer bir takım genç oyunculara yöneliyorsa bil ki zorunluluktan yöneliyor. Başka hiçbir şey yok bunun. Hani kendimizi kandıralım ya da oyuncu çok iyiyse mecbur oynatmak zorunda kalıyorsun. Hadi bir alternatif de onu ekleyeyim. Yani oyuncu çok yetenekli çıktı. Mecbur oynatmak zorunda kalıyorsun. Ya da ekonomik zorunluluklarla beraber işte başka takımlarda ya da bizim altyapıda kim vardı diye o oyunculara dönmek durumunda kalıyorsun. Bunun başka bir alternatifi yok. Kendimizi kandırmaya da gerek yok. O yüzden de Abdullah Avcı üzerinde yapılan eleştiri doğru bir eleştiri ama ligin geneline çok rahat bir şekilde yayabilirsin. Oyuncu eğer gençse ve oynuyorsa bilin ki o takımda ekonomik olarak bir sıkıntı var ya da oyuncu diğerlerinden daha iyi olduğu için oynamak zorunda. Bizde herhangi bir genç oyuncuyu takıma katıp hazırlayıp belli bir seviyeye getirmek gibi bir kültür yok. Pek olmayacak da. Bu da bu ligin şifrelerinden biri. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şu anda BTC TÜK'te Bitcoin'in fiyatı $66,243. Dünle bugün arasında fiyat genelde 66.000 ile 66.900 arasında gidip geldi. Yatay bir hareketini sürdürüyor. Bitcoin tarihi zirvesi $73,000 civarı şu anda ama son dönemde oraya pek yaklaşamadı. Hep zirve eteklerinde. 69, 70, 71 oluyor. Evet. Sonra geri çekiliyor. Geri geliyor. Şimdi yine geri çekildi bir dönem. Bakalım buradan nereye bir hareket yapacak? Aşağı doğru mu gidecek? Barış Altürk bunları da açıklasın. Doğru mu? Vallahi bir telefon bağlantısıyla açıklasa güzel olabilir. TL olarak da 2 milyon üzerinde şu anda fiyat. 2 milyon 219 bin 205'te. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün tabii Euro 2024'te 3 maç var. İddiada da oranlar belli. 16'da Romanya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Ukrayna maçla favori olan taraf 1.78'lik galibiyet oranıyla Romanya galibiyetine 3.92 verilmiş. 19'da Belçika ile Slovakya oynuyor. Belçika 1.37 ile maçın favorisi, Slovaklara 6.19 verilmiş. 22'de de turnuvanın favorilerinden Fransa Avusturya karşısına çıkıyor. 1.49'da yine favori olan taraf Fransa gözüküyor bu karşılaşmada. Ali abi sana dönüyorum ve soruyorum, neler var bugün menüde? Radyo Spor dinleyicileriyle açtığımız oyun beklenildiği gibi 300 kişiyle doldu. Doldu. Ondan sonra kapıdan alamadıklarımız oldu, geri gönderdik onları. Ve 7 maç geride kaldı. Şu an liderin 19 puanı var oyunda. UA Özkan 1905. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. Fenerbahçe 1905. Şu an oyunun lideri o. İlk maç haftası da geride kaldı oyuna göre değil mi? İlk maç haftası da geride kaldı oyuna göre. 300 kişi var tabii. Barış Ertül 64 düncü basamakta ama puanlar şu an çok yakın. Kaç puanı var? 12 mi? 12 puanı var. Barış Ertül'ün 64. basamakta. Benim 11 puanım var. Barış abiden bir puan gerideyim ama 104. basamaktayım. Yani 40 basamak birden bir puan fark ediyor. Ben söyleyeyim mi kendimi? Sen de beni bulamazsın çünkü. Çok aşağılarda. Seni şeyle buluruz. Search'le buluruz. Bulma, benim önümde açık. Benim de 8 puanım var. 221. basamakta. Evet. İlk 200'e giremedin henüz oyunda. Neyse. Bu arada tahmin vermeyen de bir 30-40 kişi var şu ana kadar oyunda. Hani aktif olmayan da hani 300'ün 300'de çok aktif falan da değil. Keşke yapmasalardı onu. Çünkü o 30-40 kişinin hakkını yediler. Oynamak isteyen çok kişi vardı. Oranın chat grubu bayağı heyecanlı ve chatting geçiyor. İnsanlar yorumlarını yapıyorlar. Arada kavga oldu. Küfürleşme arada kavga oldu. Küfürleşme oldu. Hatta ben o küfürleşme için bir mail attım. Oyuna. Dedim. Onlar mı yazdı sonra? O maile sonra bir tane mesaj geldi administrator'dan. Onu ben yazdım. Onu sen mi yazdın? Onu ben yazdım. Ha, ben de onun başkası yazdı. Yok, onu ben yazdım ama olarak dedim ki bu arkadaşı nasıl oyundan çıkartabiliriz? Şimdi ne olursa olsun burada bir oyun oynanıyor. Kimsenin küfür etme gibi bir durumu yok. Yani kuponun yatar, kuponu tutar, bize ne? Biz oyunu bunun için açmadık. Çok güzel şeyler de yazılıyor. Maçlarla ilgili çok güzel yorumlar da okuyorum. Benim biraz valla açıkçası ufkumu açan birkaç şey gördüm. Yorum gördüm karşılaşmalarla alakalı ama hani kavga, gürültü, küfür olmayacak tabii. Ona izin vermeyiz. O yüzden mail attım. Eğer şimdi bana dönerlerse o oyuncuyu nasıl çıkarabileceğimize dair oyuncuyu çıkartırız. Çıkartamazsak da yapacak bir şey yok. Yani o zaman bilmiyorum. Vardır herhalde burada. Mesajları biraz daha kısıtlayabilirsiniz belki. Oyundan bildirim almazsınız. Ama güzel, şu an keyifli oluyor. Bakalım orada ne olacak. Ben hedefimi ilk 100 olarak belirlemiştim. Şu an onun biraz dışındayım. 104. basamaktayım. Ben de ilk 200'ü hedefliyorum. 200. 221. olarak. Evet, sen de biraz dışındasın. Biraz dışında kaldım. Bakalım ama şu an puanlar çok yakın. Tabii çok büyük bir lig. 300 kişi olduğu için bayağı büyük bir lig. Onu da büyük bir keyifle oynuyoruz. Bir kez daha ilgiye teşekkür ederiz. Şimdi bugün Romanya-Ukrayna herhalde profil olarak en düşük karşılaşmalardan bir tanesi olacak. Slovenya-Danimarka biraz öyleydi şu ana kadar. Hadi Danimarka yine Ukrayna'dan daha iyidir herhalde. Evet, Romanya-Ukrayna
Belçika, Slovakya, Avusturya, Fransa karşılaşmaları var. Avusturya, Fransa özellikle Avusturya'nın performansı merak edildiği için ilgi çekiyor. Hakikaten Ralf Rangnick'in ekibi söylediği kadar iyi mi, yoksa Fransa gibi bir takım karşısında hani bekleneni veremeyecek mi? O bir merak konusu. Fransa'nın diğer büyük takımlar gördükten sonra performansı merak konusu. Mesela dün Canan Duygu ile bir program yaptık. Ya abi dedi, acaba dedi Fransa milli takımı biraz doymuş bir milli takım olabilir mi? Beklentilerin altında kalabilir mi diye bir soru ortaya attı. Ya dedim Can yapma, Fransa'yı şampiyon çıkardık. Hani ben de çıkardım da. Fransa'yı şampiyon çıkardık. Öyle bir risk gördü o Fransa takımında ki genelde Can'ın da öngörüleri isabetli çıkıyor. O yüzden ben merak ediyorum Avusturya-Fransa maçını, ama ben hani hem iddia açısından söyleyeyim hem de kendi oyunumuz açısından söyleyeyim. Ben Fransa galibiyeti deneyeceğim. Can'ın öngörüsü demişken Nuri Şahin'le ilgili 2022'de tweet değil mi? Can öyle bir şey 2024 yazmış. 2024 yazında. Yazında evet. Hazır olur Dortmund'un başına geçer diye tweet aynen. atmış. Maşallah Nostradamus gibi. Bilmiş. Onu okumuştum. Belçika, Slovakya'da ben baskının kalktığı bir Belçika takımının daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Doku'dan beklentim bayağı büyük. Doku'nun çok kolay oyuncu geçmesi, çok kolay oraları karıştırması Belçika'ya bence büyük bir avantaj sağlayacak. Sen pek beğenmedin ama Doku, Lukaku, Trossard ve Kevin De Bruyne dörtlüsü. Evet, Trossard orada biraz. Ya o da iyi oyuncu. Yani, yok beğeniyorum Trossard'ı da, sağ kanat oyuncusu mu? Doku'yu değil. Solda oynatıyor değil mi çünkü? Trossard'ı sağda oynatıyor. Ama Doku sağda da oynar ama solda çok etkili. Yani orada bir de Openda var. Evet. Alternatif olarak hücum hattına. Ben Belçika'nın da bugün iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani Belçika ve Fransa'dan galibiyet beklenti var. O yönde tercihler yapacağım. Romanya, Ukrayna'da da bir fikrim var ama hani daha tam böyle oluşmadı. Biraz daha ben açıkçası Ukrayna tarafındayım. Yani ya beraberlik ya Ukrayna deneyeceğim gibi. Şey verdin mi oyunda maç skoru şu anda? Şeyi verdim. Romanya, Ukrayna'yı verdim. Verdin mi? Romanya Ukrayna'yı verdim ama işte o değişebilir gibi. Şu an Ukrayna'yı yazdım ben. Beraberle çevirir miyim yoksa böyle mi bırakırım? Onda bir kararsızım. Belçika ile Fransa'da netim. Evet. Benim sürprizler günüm gibi gözüküyor tahminlerime. Sen bir Avusturya yaparsın. Bir beraberlik orada yazdım. Slovakya galibiyeti. Yok, ona Belçika'yı yazdım. Hatta ona da biraz da iddialı bir galibiyeti yazdım. Diğer tarafta da sürprize gittim Romanya, Ukrayna'da. Romanya, Ukrayna'da sürprizin? Romanya galibiyeti. Yani Romanya... Çok yani bilmiyorum, sürpriz olur mu o da? Şimdi hiç Romanya ile ilgili sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum seni ne kadar ikna eder o konu. Fikrimi değiştirmek açısından mı? Fikrimi değiştirmek açısından mı? Romanya'dan uzaklaştıracak mısın beni paylaşacağım bilgiyle? Yani grup İsviçre, İsrail, Beyaz Rusya, Kosova ve Andorra. Çok zayıf bir grup. Bu gruptan lider olarak çıktılar. İsviçre orada en fazla eleştirilen takımdı. Onlar da taş gibi oynadı. Evet, onlar maçta çok iyi oynadılar. Romanya'nın özelliği 10 maçta 5 gol yemesi. Bu oldukça iyi bir rakam. Grup her ne kadar zayıf olsa da. Fakat şimdi Romanya bu grupta lider olurken diğer tarafta Ukrayna'nın yer aldığı grup ve Ukrayna'nın yarıştığı takımlar, hani Ukrayna belki playoff'la geldi ama çok daha zorlu bir grupta yer aldı Ukrayna. Onu da şimdi size söyleyeyim. Grubunu. Ukrayna'nın İngiltere ve İtalya. İngiltere ve İtalya'nın olduğu grupta Ukrayna İtalya ile aynı puanı topladı ve averajla şeye gitti. Uluslar Ligi işte anla. Playoff'una gitti. Yani İngiltere ve İtalya'nın olduğu gruptaki Ukrayna mı, yoksa az önce saydığım gruptaki Romanya mı daha iyi bir eleme dönemi geçirdi dersen, bence net olarak Ukrayna daha iyi bir eleme dönemi geçirdi. Romanya'nın mevcut kadrosu turnuvaya katılan 24 takım içerisinde kağıt üzerindeki değer olarak en düşük değere sahip kadro. Ukrayna'da tabii Dobrin olması sonuçta çok iyi bir sezon geçirdi. Büyük bir artı. Onun dışında yine birkaç ön plana çıkartabileceğin oyuncu var. Halide Lunin Real Madrid'de iyi bir sezon geçirdi. Yani Yarmolenko hala oynuyor. Hala oynuyor evet kadroda. Kaptan da zannedersem. Yaremçuk var alternatif olarak. Hani beraber oynamaları beklenmiyor ama hani Ukrayna'nın bir de Rusya ile içinde bulunduğu savaş oyuncuları biraz daha bence motive ediyor.
Gördüğün gibi ben o yüzden Ukrayna tarafındayım. Eğer hani çözemediklerini düşünürsem gün içerisinde, bu Romanya savunmasını çözemeyeceklerini düşünürsem beraberliğe çevireceğim. Yoksa Ukrayna tarafındayım. Evet, bakalım. Orada tabii ki oranlardan da anlaşılacağı üzere Ukrayna maçın favorisi gözüküyor ama bu iş hani sürpriz sonuçta turnuvalarda oluyor. İlla bir yerde olacak. Ben de o hakkımı Romanya'dan yana kullandım. Şimdilik Avusturya'dan da Fransa karşısında bir beraber. Direkt Romanya mı demiştin? Direkt Romanya dedim. Direkt Romanya dedim. Direkt Romanya dedim. Senle bugün ayrılacağız yani. Evet, yani ben artık, sen diyorsun hala tabii erken oyundan kopmak açısından. Ben de oyunla şey olarak biraz da böyle kafama estiği gibi yazmak istiyorum yani. Oyunda tutarsa ne hala, tutmazsa da artık diline düşeriz Radyospor dinleyicilerinin. Mert Elham işte sonuncu oldu, yok 250. oldu. Onu da gösterim ama böyle şimdilik başarılı olamasam da keyifli geçiyor kendi adıma. 9.34 olmuş saatlerimiz. İddia bölümünde paylaşacağımız başka bir bilgi kaldı mı maçlarla alakalı? Bir de yarın da söyleyeceğiz ama Türkiye maçının da oranını söyleyeyim bir fikir vermesi açısından. Türkiye-Gürcistan'da Türkiye 1.65, Gürcistan 4.81, Portekiz-Çekya'da Portekiz 1.41, Çekya 5.82. Yani oranlar bu şekilde, biz yine favoriyiz. Hani Ukrayna'nın Romanya karşısında olduğundan çok daha favori gözüküyoruz ama bir Portekiz-Çekya kadar da fark yok arada. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 9.38 programın artık son bölümüne geçiş yaptık. Son bölümde birkaç mesaj okuyacağım, birkaç da haber paylaşıp öyle de programı bayramın ikinci gününde noktalarız. Mustafa Demirkaya, o da radyoyu açmış, aslında mesajı daha önce göndermiş de ben biraz gecikmeli okuyorum. Şöyle bir detaydan bahsetmiş. İddiada Rudiger'e gol atar oynadım. Attı fakat şanssızlığımın kurbanı oldum demiş. O da kendi kalesine tabii gol attı ama iddiada gol atar bahsi tabii rakip kaleye gol atar olarak değerlendiriyor. Kendi kalesine gol atan futbolcu orada değerlendirilmiyor. Burada da yapacak bir şey yok. Şanssızlık olmuş. Bu tarz bahisleri Genco abi kullanıyor sanıyorum. Onu da Twitter'dan tabii takip ediyorum bir taraftan. Böyle isabetli şut atar. Mesela Höylund isabetli şut atar. Dün karşı karşıya pozisyona girdi. Kaleciye nişanladı. Oradan iyi bir oranda para kazandı. Bu tarz bahisler de enteresan oldu bu turnuvada değil mi? Dikkat çekiyor yani. Gol atar, asist yapar, isabetli şut çeker. Farklı farklı bahis seçenekleri var. Hani biz 1-0-2 üzerinden 2.5 gol altı üstü falan konuşuyoruz ağırlıklı ama bu tarz bahislere de meraklıysanız iddia.com'da o bahisleri bulup değerlendirebilirsiniz. O açıdan da keyifli olabilir. İlgili olanlar için tabii bunu söylüyorum. Turnuva ile alakalı tabii olaylar çıkmadan olmuyor, geçmiyor turnuva. Dün mesela Sırbistan-İngiltere maçı öncesi bayağı bir taraflar arasında gün içerisinde tartışmalar çıkmış. Gözaltına alınan birçok taraftarın olduğu söylendi. Dün yine Hamburg kentinde Polonya-Hollanda maçı öncesi stat dışında olaylar yaşanmış. Molotov kokteyli taşıyanlar, atanlar, kesici delici aletlerle sokaklarda yürüyenler mi dersiniz? Bayağı var. Şu ana kadar hani bizim vatandaşlarımızla alakalı onların içinde olduğu bir olay ben görmedim. Umarız da tabii olmaz. Ne biz saldıran taraf olalım, ne biz saldırıya uğrayan taraf olalım. Grupta öyle bir ihtimal var mı? Hani diğer ülkelere baktığında Çekler, Portekiz, Gürcistan pek öyle bir hava yok. Sezinlenmiyor değil mi? Yani bir Sırplar, ne bileyim Yunanistan olsa Yunanistan, bir ateşli taraftarların olduğu İngilizlerle aynı grupta olsak sıkıntı olabilirdi ama şu ana kadar öyle bir şey duymadık. Sağ salim umarız herkes gider, gelir, turnuvayı o şekilde tamamlar. Turnuvayla ilgili aklımdaki detaylar bunlar. Son birkaç notum da, belki görmüşsündür, Sergen Yalçın Kafa Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'la bir program yaptı ve orada Beşiktaş'tan teklif gelip gelmediğine dair bir şeyler söyledi. Ajans Spor'daki arkadaşlarımız da uzun uzadıya yazmışlar. Süreci nasıl yorumlarsın? Şöyle diyor Sergen Yalçın, tabii kendi ağzından, diğer tarafı henüz duymuş değiliz. Hüseyin Yücel arıyor, görüşelim diyor. Hasan abi arıyor, ki ben Hasan abi diyorum, samimiyiz onunla, aynı sitede oturuyoruz kendisiyle, bu da ilginç bir detay, bilmiyorduk. Beni aradı, sana bir şey danışacağım, benim iki tane hoca adayım var, onlarla görüşeceğim diyor.
Ben de bana isim sorulacak, danışılacak sanıyorum. Kim olduğunu sordum. Biri sensin, öbürü de Nuri Şahin denmiş Sergen Yalçın'a. Bizimle görüşülecek, bir sunum yapacağız. Biz sunum yapacağız. Sonra da bir tercih yapılacakmış. Ben daha ciddi alınmamızı beklerdim. Daha saygı duyulmasını beklerdim. Sonrasında abi konuyu uzatmaya gerek yok. Ben böyle konuşmalar yapmaya çok alışkın değilim. Çalışacaksam inanacağım, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim dedim ve teşekkür ettim. Zaten teklif de çok teklif gibi değildi. Daha çok samimi bir konuşma gibiydi. Hasan abi yakınımız, belki de samimiyetimize güvenerek böyle konuştu ama ben bu konuşmaya üzüldüm demiş Sergen Yalçın. Benim bu açıklamadan anladığım sunum yapılması konusu Sergen Yalçın hoşuna gitmiyor ve daha başlamadan Beşiktaş'ı reddediyor gibi algıladım ben. Yani hani yarım böyle bir yaklaşım olmuş Sergen Yalçın'a. O da tabii daha profesyonelce bir yaklaşım beklemiş. Zaten hani bu yönetimin pek Sergen Yalçın'a niyetli olmadığı geldiklerinden beri belli. Peki burada benim iki adayım var demek yarım yaklaşım mı demek? Sunum yapılmasını istemesi anormal bir şey mi Sergen Yalçın'dan? Yani bir başkan zaten teknik direktör adaylarından birine bunu söylememesi gerekir. Çok saçma değil mi? Hasan Arat'ın bunu söylemesi. Yani benim iki adayım var. Biri sensin, biri Nuri Şahin demesi normal değil. Yani aday olarak Sergen Yalçın aranır. Resmi olarak Sergen Yalçın'la görüşme talep edilir. Sergen Yalçın'la görüşülür. Ondan sonra yönetim içerisinde iki adaydan birini değerlendirir. Sergen Yalçın'a da dersiniz ki teşekkür ederiz. Biz sizinle çalışmayacağız. Ama işte bunu neye göre belirleyecek? Bunu yapılacak sunuma göre belirleyemez mi? Ya yani illa bir aday üzerinde hemfikir olup gitmek zorunda mı yönetimler? Değil işte, zaten iki aday olabilir, onu söylüyorum. Tamam, olabilir. Bunu Sergen Yalçın da söyleyebilir. Garip değil mi ama? Efan Bronkos bilmiyor mu kendinden önce bir sürü aday olduğunu? İsim bilir misin? Bilirsin. Bence yani bilmezsin. Bence şeffaflık olarak kötü bir şey değil. Yani ben paralel olarak Nuri Şahin'le de görüşeceğim. Bunu bil. Ama kim daha çok ikna ederse, kimin Beşiktaş'ın daha iyi olduğunu düşünürsem onu seçeceğim, evet, demek. Nuri Şahin bir aday, Sergen Yalçın ikinci aday, Van Bronkos teknik direktör. Evet, olmadı. Ama işte burada Nuri Şahin Dortmund'da kalma fikri ortaya çıktı herhalde süreç içerisinde. Sergen Yalçın zaten ciddiye alınmadığını düşünüyor. Zaten kendisi reddetmiş. Burada da ne yapacak yönetim? Sen normal karşıladın. Ben normal karşıladım. Ben Sergen Yalçın'ın fazla... En başından beri Sergen Yalçın'a pek niyet olmadığını düşünüyorum. Biraz baskıyla bu işlerin olduğunu düşünüyorum. Taraftar baskısıyla, camiye baskısıyla. O yüzden de böyle yani Sergen Yalçın'ın öyle hissetmesi de bence çok garip değil. Burada bence garip değil tabii ki, öyle hissedebilir de Sergen Yalçın'ın da hani bana kesin gelmeliler, benim öyle sunumluk falan işim yok, ben Sergen Yalçın'ım tavrı bana çok şey geldi biraz. Olabilir. Tabii ki sen de öyle düşünebilirsin. Fakat ben de bu sunum işinin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani teknik direktör olarak sunumla mı etkileyeceksiniz yönetimi? Yani Sergen Yalçın'a nezaketen mi şey dediler? Yani sunum yapacağız deyip Sergen'in kabul etmeyeceğini bildikleri için mi sunum yapacağız? Yok, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum da yani orada bir iletişimsizlik var. Onu anlıyorum da hani... Nuri Şahin çünkü 100 küsur sayfalık sunum yapmış denmişti. İşte bir de Branko Mourinho'ya sunum yapmıştı. Hoca yönetime değil de yönetim hocaya sunum yapmıştı. Bunlar hani yapılan... Şeyler de hani mesela sunumla bir teknik adam seni nasıl etkileyebilir? Abi bilmiyorum, ben yönetici değilim ama hani Abdullah Avcı'nın da sunum yaptığını biliyorum. Evet biliyorum, o da. Demek zaten ki etkiliyor bir şekilde. Etkilenen var demek ki. Yani çünkü bir noktadan sonra artık mental olarak kopuyorsun 37. slide'dan sonra. Ondan sonra da çıktığında etkilendin mi diyorsun? Çünkü yani sunum şöyle olur. Mesela futbolu sana tamamen emanet edeceklerdir. Futbol yapılanmasını sana tamamen emanet edeceklerdir. Sen de organizasyon şemasıyla beraber neler yapabileceğini, neler yapacağını yönetime sunabilirsin. Ama bir teknik direktör olarak, teknik direktörün işi ne? A futbol takımını başarıya ulaştırmak. Yani bunun için neyin sunumu? Biri bana anlatsın. Hani ne olacak o sunumun içinde de yönetim etkileyecek. Futbolu bak, tekrar söylüyorum. Futbolu emanet etmek başka bir şey. Mesela Samet Aybaba Beşiktaş yönetimine sunum yapabilir. Branko Fenerbahçe yönetimine sunum yapabilir. Der ki kardeşim siz futbolu bana veriyorsunuz. Transferleri bana veriyorsunuz. Altyapıyı bana veriyorsunuz. Transferlerle beraber oyuncu satışı, oyuncu hakları. Ondan sonra altyapının organize edilmesi. Ondan sonra yurt dışında kulüp alma. 50 tane şey söylerim sana da. Teknik direktörden ne sunumu bekliyorsun? Ben 4-4-2 oynayacağım sunumumu.
Çok yanlış bence. Evet, yani Beşiktaş yönetimi demek ki yanlış düşünmüyor. Onun da kendi doğrusu o şekilde. Bilmiyorum, Van Bronckhorst bir sunum yaptı mı? Ona dair bir şey duydum. Sunum değil, konuşursun. Teknik direktörle oturursun, konuşursun. Hani A takımla ilgili ne düşünüyorsun? Elimizde böyle oyuncular var. Nasıl oynamayı düşünüyorsun? O şu bu. Bunlar son derece doğal da. Yani aç bilgisayarı. Diyorum ya, 37 tane slide hazırla. Neyin slide'ı? Ya ben kafamda gerçekten canlanmıyor. Hani sunum olarak bir A futbol takımını yönetecek tek bir adamın neyin şeyini koyduğunu ben çok şu an basmıyor kafam ona. Beşiktaş geçen sene ne oynadı? Oradaki eksiklikler, tespitler. Galiba Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelmeden önce böyle bir sunum hazırlamıştı. İşte teknik savunmada, olarak diyorsun. Teknik olarak, tamam. Savunmadaki zafiyetler. İşte Caner çok öne çıkıyor ama geride boşluk kalıyor. İşte o bölgeye şöyle düşünüyorum daha çok falan gibi. Teknik detaylar herhalde. Teknik detaysa tamam, itirazım yok. Öyle şeyler diye düşünüyorum. Teknik detaysa aslında. Takımla yani takımın ne yaptığına dair bir teknik detaysa hiç itirazım yok. Olabilir. Onu bilmiyoruz. Ona itiraz edemem. Hani şöyleydi, böyle oldu, bakın burada bu hata var, ben bunu düzelteceğim, o şu bu da, onu okey, ama normal şartlarda hani bu işin doğasında bir sunum yok zaten. Evet, bu haberle o zaman programın da sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz ve tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. Yarın yine aynı saat diliminde 7 ile 10 arasında karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com.